selam.
Dostlar selamlar. Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün geç kalmadım. Bugün zamanında açtım yayını. Merhaba arkadaşlar. Selamlar. Bu ayarlarımızı bir hızlıca yapalım. Arkadaşlar herkese afiyet olsun. Selamünaleyküm. Oturuyor muyuz ayakta mı? Otur. Hemen şurayı otur. Hızlıca bir toparlayayım. Hani benzinimiz yok bizim değil mi abi? Evet benzin yok. Hadi gelin bir benzin alalım. Şu müziği de değiştireceğiz. Sabahtan beri çalıyor biliyorum. Gel baba seni şöyle bir alalım. Seni de alalım hadi bakalım. Biraz elimizi ısıtalım tamam mı? Ondan sonra gene gider boss keseriz. Boss'un şeyi var, spawn'ı var. Vuralım kırbacı abi. Bunu takalım. Daha şey olamadım ha bu arada. Elit olamadık da abi. Daha 45'iz lan. Bu ne baba ya? Bunları gönder abi. Şey alabiliyor muyuz ya? Bir de şunu değiştirelim bekleyeyim bir dakika. Evet abi. Böylesi daha iyi. Böyle pardon. Şöyle şöyle. Büyülesi daha iyi. Direksiyon hoş geldin. Merhabalar abi. Fatih'im merhabalar. Ne haber? Bugün seni gün ortasında gördüm ya Fatih. Vaktim yoktu. Giremedim kanala. Nasıl gidiyor oyun anlat bakalım. Hasan'cığım merhabalar. Serhat merhaba. Pemeyn merhabalar abi. Eyvallah. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sencer'cığım senin de 17. ayın kutlu olsun. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olasın. Bekleyin şu ayarlarımı hızlıca bir kontrol edeyim. Her şey güzel görünüyor abi. Bazen arka planda yayını açık unutuyorum. Tamam baba hazırız. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Selamlar. Umarım güzel bir gün geçirdiniz. Benimki fena değildi. Hafta başı olmasına rağmen. Yani. Gene biraz uğraştık da. Neyse. Akşam ettim yani. Şunları hızlıca bir verelim. Kurtulalım. Bir sürü malzememiz geri geldi büyük ihtimalle. Pırt. Bu arada görüyorsunuz biraz zepe bağladım. Sen de gel abi. Bu akşam gene fabrikayla gireceğiz biraz tamam mı? Arkasından bakalım duruma göre ne yapacağız? Bir şeyler yaparız. Bu pahalıydı galiba ya. Fena değil. Bunu da ver abi. ...2962x çok teşekkür ederim. Hoş geldin abi. 9. ayın kutlu olsun. Kavucum senin de 2. senen kutlu olsun. Eyvallah abi. Ne haber? Şimdi dostlar... Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl keyifler? Her şey yolunda mı? Bu arada bak dün akşam bir tane SVD falan vardı. Satamamıştık. Hepsi gitmiş. Hiçbir şey yapmadım yani. Kaça gidiyor abi? Bu da pahalı olabilir. Hadi verdim gitti. Çok fazla malzememiz var. Onları hemen dizeceğiz arkadaşlar. Boş kutumuz var. Oraya atacağız hemen. Dındır dındır dındır. Aa bunu da... Aa nedir bu ya? Abi doldurduk mu hepsini? Abi yapma. Para da ayrı bir dert arkadaşlar ya. Vallahi para da ayrı bir dert dostlar ya. Oğlum millet para yapmaya çalışıyor. Niye para yapmaya çalışıyor ki ben anlamıyorum. Zaten ya uğraşıyorsun bunlarla. Şöyle yapalım abi. Şunlara hiç ihtiyacınız yok şu anda. Gel baba sen. Ben sana çok güzel bir yer hazırladım. Dur bekle göreceksin.
yapıyorsun lan sen orada? Bunları da atabiliyor muyuz buraya? Ben gülemeye çalıyordum da. Bir bitmediniz ama ne yapayım? Al sana puzzle. Nasıl bir şey lan bu? Nasıl bir şey lan bu? Bakalım yapabilecek mi? Yapamıyor, hayır. Neyse tamam ya, bıraktım. Şu şeydeki malzemelerimizi bir çekelim. Dün akşam bayağı öldük ama çok para çıkardık arkadaşlar. Yani ölmemizin de çok bir önemi yoktu. Çoğu malzememizi de attık. Hep onlar gelecek bu akşam geriye. Ya bir şey soracağım. Senin yüzüne ne oldu ya? Sen de ne dur babam. Ha işte onu diyorum, ne olmuş? Böyle tövbe estağfurullah, böyle bir şey olmuş ya. Bunlar bize lazım. Olursun baba. Peki. Başka yerimiz yok zaten. Bu da geri gelmiş. Bu kimi öldüğümüz, hatırlıyor musunuz bunu abi? Bunu hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum, hem de çok iyi hatırlıyorum. Kila'yı suratından vurduk, öldüremedik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çok pis ölmüştüm ya. Hem de çok. Bu ne lan? Ya biz bunu da ölmüşüz. Adam bizim malzemeleri bunun içine koymuş. Adam da çıkamamış, anladınız mı? Peki. Tamam, bunlar dursun abi. Çok fazla malzeme oldu be arkadaşlar ya. Vallahi. Aşağı koyalım da şunları. Bunun içinde de malzeme var değil mi? Evet abi, burada da var. Kardeşim sen de gel peki. Malzemenin de böyle bir olayı var arkadaşlar. Arkadaşlar. 10 günlük saygı stoğumuz var arkadaşlar. Bunlar da kalsın, bunları kullanırız. Ara dursun baba. Aslında şak 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 taşıyabiliriz de öyle taşımak istemiyorum çünkü bütün şeye dağıtacak stash'ı. Sen gel abi. Sen gelme. Vay be. Arkadaşlar şuna bakın ya. Yetmiyor lan. Yer yetmiyor ya. Olmaz öyle şey ya. Sen gel baba. Çok güzel bununla remix yapmışlar ha. İki şarkıyı. Şunu da bırak abi. Tamam. Şunları bırak. Top dolabımızı geç. Tamam, sen de gel baba. Güzel, çok güzel arkadaşlar. Topladık. Şuna lan. Peki. Bence hazırız. Yakışıklı olalım. Şunu da kullanabiliriz bu akşam bu arada. Aleykümselam. Kendine gelsin. Evet. Bugün patch gelmiş galiba launcher'a. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu zaten yazmıyorlar. Adamlar patch yayınlıyorlar. Şifreli mesaj gibi. Abi ne? Abi söylesene içinde ne olduğunu ya.
Hangi bug'ı fix dedin ya? Sanki ajanlık oynuyoruz ha. E tabi. Ne olduğu bilinirse. Kötü. Bugün önemli YouTube'da var ya bir sürü short düştü arkadaşlar yeni oyunlarla ilgili. Yeni oyunlar beni arıyor bu arada. Beni çağırıyor. Dur bak oynamayacak mısın bizi? Oynayacağız abi. Hele bir çıkın da. Bitir hoş geldin. Aleyküm selam abi. Ne haber? Aleyküm selam ki friend. Hoş geldin. İyiyiz yani olsun. Hafta başında sol ederiz ki abi. Yoğun. Uzun zamanda kasada bakıyorum. 4080 mi alayım? 4070 süper işini görür mü? 4080 ile 4070 aralarında dağlar kadar fark olan iki kart kardeşim. Eğer 4080'e gücün yetiyorsa 4080. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Bence ikisini de alma. Çünkü o kartlar yani bir 5 ay sonra artık obsolete olacaklar. Yani eskiyecekler. Hiç artık ona girmeye değmez. Bence ben senin olsaydım bilmiyorum. Çünkü 4080'e vereceğim parayla 5080 alabilirsin. Aynı fiyattan gelecekler. Ben olsam öyle yapardım. 5080 de yok eder yani. 4090 ile 5090 arasındaki performans farkının %70 olacağı söyleniyor arkadaşlar. Müthiş bir şey bu. Barış'ım hoş geldin. Kavucum çok teşekkür ederim. Eyvallah abi. Kavu şey oynuyor musun hala? Apex. Modern Warfare oynamayı bıraktın sanırım. İçimde benim o yaradır abi. Bir tane takip ettiğim bir yayıncı var. Siz de yani izlemiyorsanız vereyim o adamın şeyini. Arkadaşlar çocuk çok güzel oynuyor ya. Yabancı. Çok severek izliyorum ben onu. Yayınlardan sonra bazen onun yayınına kaçıyorum. Göstereyim. Arkadaş bak yayındayım zaten bu da. Aa, niye böyle oldu ya? Bir dakika. Oğlum biz adamın linkini niye koplamadık lan? Aldım aldım. Bu arkadaş. Meganorm hoş geldin merhaba abi. Bu yayıncıyı çok seviyorum ben arkadaşlar. Çocuk çok güzel oynuyor. Tam benim sevdiğim stili oynuyor herif. Eğer böyle arada bir spot izleyeyim falan diyorsanız bu adamın yayınına gidin. Çok güzel oynuyor. Peki. Hadi devam. Ümit hoş geldin. Merhaba abi. Teşekkürler. Eyvallah. Thanos hoş geldin sen de. Aleyküm selam. Lanet killer ne oldu gene? Biz de burada kodun yandan yemişini oynuyoruz işte. Burada. Sen nasıl bir şeysin ya? Adam yandı arkadaşlar. Şurada. Merdivenlerin önünde galiba. Altımızda bir tane var. Tam şurada. Bot ama o ya bence. Yani ADS koyup koyup duruyor.
Oğlum çay söyle bakma sınır gibi. E tea? No thanks. Sen söyle siktir et. Burada birisi var arkadaşlar. Aa bunlar gelin lan basalım bunları arkadaşlar. Ya çok vurduk arkadaşlar ya. Çok vurduk. Hep öyle olur ya abi. Ya abi çok vurduk da. Olmadı abi. Çok vurdum yoksa. Abi ya. Ama vurduk ama abi ya. 3 tane vurdum ya. Daha ne vurayım abi. Bundan fazlası olmuyor abi. AP mermilerimiz var. Dur AP mermiyle vuracağım ben onu. Dur. Daha doğrusu bundan sonra direkt AP ile oynayacağız. AP'miz var 1-2 tane. AP zengin adammış abi. Bize gelmez. Ama düşürdüğümüz birkaç tane var. Onlara bakalım. Abi ölmüyorlar, ölmüyorlar abi. Vurmuyor, ölmüyor. Yani headshot falan böyle yok. Adam bana mısın demiyor. ...13.900K'ya sıvı soğutma. Bence Ümit'ciğim senin ya sıvı soğutmada sıkıntı var ya da termal macununla ilgili veya mount kitinde problem var. Bir bacaktan şey vermiyor yani basınç uygulamıyor. Anladın mı? Olmaz abi 80 çok fazla onu. Yani overclock yapmadığını varsayıyorum. Kendin manuel voltaj arttırımı yapmadığını varsayıyorum. Anladın mı? Mümkün değil yani. Çok fazla 80 ya. Biliyorum 12.900, 13.900, 14.900 bunlar aşırı ısınan işlemciler. Çok da elektrik yakıyor be. Vallahi çok elektrik yakıyor arkadaşlar. Şöyle özetleyeyim. Benim şu an kullandığım 11.900K 320-330 watt civarı çekiyor. Yani bundan çok daha fazla çekirdeğe sahip olan başka bir bilgisayar arkadaşlar. Bunun kadar elektrik çekmiyor. Çok saçma sapan bir şey lan bu Intel. Yani overclock yapılmıyorsa alamaması lazım aslında Intel'in. Üretim teknesi gerçekten kötü. Evinize incir ağacı diker abi. Sadece işlemci. Habire 3 tane yüzlük ampul gibi yanıyor. Baba sen nereye gidiyorsun? Sen buraya. Yukarıdaki heyecanlandı. Alt yukarıdaki diyorum alttaki.
Dur. Şekilde şükürlü. Yeni ekran, Intel ekran kartları da aynı şekilde öyle mi abi? Ya baba bu nedir ya? Oğlum bıktım lan sizden. Koş da koş. Bakmıyorum. Headshot. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun lan? Bana sordun mu? Ha? Bana sordun mu? Sormadın. Çık attı kanka. Çok fazla çekiyor. 180 ortalama. Neden basıyorsun abi? Ekran kartı mı? Vallahi çekiyordur. Oğlum soba gibi olursun ya. Yani soba yakmış kadar olursun. Kışın. Ver bakayım şunu da bana. Adam var ya. Adam az önce ekrana yumruk attı. Ağza alınmayacak küfürler etti. Erkan hoş geldin demişim. Ne haber? Nasılsın? Arkadaşımızın mermisi ne? PST gezer. Biraz ucuz takılıyor ama olsun. İş görür. Yapmadım, sevmem işlemciyle oynamayı. Abi sen o zaman niye Intel aldın ya? Sen deli misin? Fede hoş geldin. Merhaba. Bu arkadaşlar kasayı mıncıklayacaktı. Biz onların yerine şöyle bir parmaklayalım hemen. Evladım tek yiyen, tek yiyenleriz çok olsun. Şuna bakın arkadaşlar, şuna bakın ya. Şuna bakın ya. Hiçbir şey görmüyoruz ki abi. Yakınlaştırıyor da hiçbir şey görmüyoruz. Karanlık bir şey. Biz bunu nasıl vurmuşsak arkadaşlar. Herhalde kulaktan falan yedi herif. Veya surattan. Öyle mi? Labo mu izledin? O günler güzeldi kardeşim. Ben labda iyi oynarım. Bu hile olayına kadar ben her gün labda oynuyordum. Ama hile olayı bitirdi. Aa, bana çok ghost atarlardı bir de. Onları da öldürürdüm bu arada. Allah'ın amelleri. İlginç. İlginç. Keş ve kontrol. Aa ne diyorum ya. Alt ve kontrol ne keşi be. Gerçekten magnifier baktığında arada 4 lens yüzeyi olduğu için. Abi. Abi böyle karanlık falan olmuyor abi. Hiç. Skoptan bakmadık değiliz yani abi. Açın bakayım YouTube'a yazın bir. Herhangi bir skopun gerçek haline. Alakası bile yok.
Yanlış onu diyeyim. Bu silahın susturucusu fena değil arkadaşlar. Eyvallah. Ya ben de seviyorum. Labo oynaması eğlenceli. Yalan yok yani. Ama eğlenmekten daha fazla rage atıyorum orada ben. Bir de Lab'ın oyuncu şeyi çok değişti. Profile. Eskiden millet baya baya saldırırdı. Böyle, yani kendini kanıtlamak için oynardı. Bunlar bitti artık. Bir de şimdi önümden birisi geçti, burayım. Kill alayım diye bakıyor. Abi sen ölmeyecek misin? Orada adam var. Onu görmüş gibi yapalım. Bundan sonra çıkalım, vuralım. Akıl oyunları gene. Abi öl be. Bu da beygir gibi üzerime koşuyordu. Abi what the fuck ya? Aa, Vogue arkadaşlar, Vogue. Bak gösteriyorum. Bir dakika bekleyin. Gösteriyorum. Ya işte onu diyorum arkadaşlar. Fabrikaya girenin direkt cebine koyuyor. Abi Vogue'u al geç. Aslında ben bu adamla oynayacaktım biraz. Fırsat olmadı. Kısmet. Patates olduk, ne olacak kardeşim? Şöyle bir iki el daha atalım. Mermiler de gitti. Üzdü. Ve şunu diyeyim arkadaşlar. Bu silah vurmuyor ya. Abi fıt fıt hala fıt fıt. Adam düşmüyor abi. Ya nereye kadar fıt fıt abi? Şarjör bitti. İşteyse bunu da görüyorsun. Bir tane atıyorsun. Düşüyorsa düşüyor. Düşmüyorsa diyorsun ki adamın yarısının enerjisinin yarısı gitti.
O silah tam bir ızdırap. Aynen Airsoft gibi bir şey abi. Dragoshot hoş geldin abi. Ne haber? Ümit'ciğim bu arada çok teşekkür ederim. 7. ayın kutlu olsun. SBK senin de 5. ayın kutlu olsun. Hoş geldin. Eyvallah. İşte böyle arkadaşlar. Karşılaştın şimdi Saiga ile bunu. Alakası var mı? Yok. Oyunda o yüzden metalar var arkadaşlar. Ve doğru silahla oynamanız lazım. Doğru silah, doğru şey. Mermi. Çok önemli. Mermiyi bile nasıl hani ete vuran mermiyi aldığın zaman surat oynamayacaksın. Direkt ayak oynayacaksın. Öldüremiyorsun gene. SBK adamsın adam. Kardeşim hoş geldin sen de. Eyvallah. Türk kardeşim. Şikita meta istemiyorum. Abi meta her zaman olur. Her zaman. Çünkü onlar nerflerlerken bütün silahları nerfliyorlar, tamam mı? Ama içlerinden bir tanesi yine diğerine oranla daha avantajlı oluyor. O yüzden metalar bitmez. Aleykümselam abi. Eyvallah. Bu vibe meta AUK galiba. AUK mu? Ya abi siz şu skinlere ne kadar çok takıyorsunuz ya. Abi ben ona süpürge skini koysam. Ona da meta diyecek misiniz abi? Ya metanın niye olduğunu bir anlamak lazım abi ya. Hayvan geldi. Orada adam var galiba orada. Bereket getiriyormuş. Abi şu metanın ne olduğunu bir anlayın ya. Yalnız bunu al. Bende doğuştan 3 tane var. Abi. Oy. Oh, fuck. Buradan olmazmış abi. Göktürk ne var abi? Git 62 mermiler meta sayılır sanırım. Hayır abi, hayır ya. Gidin bana gelme de. Şşş, suka muka ayıp oluyor ha. Aleykümselam abi, ne haber? Geri alırsak iyi olur. Ya niye yapma sen de ya? Abi nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Bak abi.
Arkamızda vardı bir tane. Bu da herhalde altımızdaydı abi. Ya ulan bir hareket edin daha. Ne çok oturuyorsunuz ya? Bunların yüzünden takileyi kaçırdık. Bak bir tane öbür uçta vardı. Yukarıda. Bu da belki delikten sıktı bize. Tam olarak bilmiyorum yani. Delikten de sıkmış olabilir. Adamlar fabrikayı bile böyle oynuyor abi. Fabrikayı bile. Evinde video yapan adam gelmiş Tarkov oynuyor. Şimdi abi şu meta konusuna gelelim. Arkadaşlar bakın. Bakın çok fazla ne diyeyim? Savaş filmi izliyorsunuz. Abi bu bir oyun, oyun, oyun. Aklınıza yazın şunu. Bu oyunda gördüğünüz her bir silah aslında bir skin. Ben buraya süpürge de koyabilirim. Baston da koyabilirim. Donut da koyabilirim. Portakal da yerleştirebilirim. Adam ateş eder portakalla. Meta dediğiniz şey elinizde bulundurduğunuz hasar veren objenin karşı taraftan ne kadar etkili olduğudur. Ya şu şekilde düşünmeyin. Abi bunun skini çok iyi ya baba. Baksana dehşet duruyor ya. Oğlum çok fena hasar vurur lan. Eğer böyle düşünüyorsan çok ölürsün sen bu oyunda. Çok rage atarsın. Ramazan hoş geldin. 6. ayın kutlu olsun abi. Ortaççım. 33. ay abi. Çok sağ olasın. Hoş geldin. Yani abi biraz bu oyunu oynarken oyunu geliştirenin gözüyle bakmanız lazım. Adam neden böyle bir şey yapmış? Niye bunu böyle eklemiş? Veya neden böyle bir değişiklik yapmış? Onlara göre oynamanız lazım. Eğer siz kalkıp abi bunun skini çok güzel, çok şık lan falan diye oynarsan sen çok ölürsün. Sonra rage atarsın yani. Anladınız mı? Yapmayın onu. İkinci cephede başım karımdan birlikte oynadım. Çok sevindim abi. Çok sağ olasın abi. Teşekkür ederim. Eyvallah Zülfikar. Hoş geldin bu arada. Çok sağ ol abi. Yani oynarken arkadaşlar çocuk gibi oynamayın şu oyunu. Bakacaksınız. Siz yani onu hissedersin. Onu oynarken hissedersin. Yani o silahın çok kullanışlı olduğunu girdiğin fightlarda ne kadar çabuk öldürdüğünle ne kadar kolay ADS yapıp vurduğunla bunlarla anlarsın. Öyle silah skill'e falan gelin. Ben sana AUG'u söyleyeyim. Hani kimdi o yazan AUG çok iyi diye? Lesperus. AUG bok gibi bir silah. Bak bok gibi bir silah bile demem bence ona bir şey oldu. Ne diyelim? İltifat oldu. Bence boktan da kötü de M4'e bir tane daha skin geçirmişler. AUG olmuş. Diğer bütün silahlar gibi kafadan vurman gerekiyor. Sight'ın mesafesi çok uzakta. Recoil'ı daha fazla hissediyorsun. Ergonomisi de iyi değil. Bunu o meta yapmaz abi. Meta nedir biliyor musun? Meta adama vurdun mu inecek. Bir koyacaksın bam diye inivirecek herif. İşte o metadır. Çünkü senin aim'inle iyi bir aim'in varsa onunla birleşirse sen karşı tarafa hiç şans vermezsin. Adam demeden lobide. Vurdun öldü herif çık lobi. İşte bu meta. Zaten Chiquita'nın engellemek istediği bu. Agur 39 recoil var 5 elde 45. Abi. Bu oyunda şu anda recoil'in o gördüğün rakamların hiçbir önemi yok. Çünkü oyunda minimum bir recoil seviyesi var ve onun altına inemiyorsun. İstiyorsan o sıfır olsun.
Bunu anlamıyorsunuz abi. Ya ben sizi de anlıyorum. Siz burada şunu şuna bakıyorsun diyorsun ki ya kanka bu böyle ya tamam uf, böyle falan. Böyle değil abi o. O şöyle. Her silahla oynuyorsun. Ondan söylüyorsun ki ya kanka bunun ergonomisi 90. Çok hızlı yere geliyorsun. Diğer silahı eline alıyorsun. Onunki 95. Diyorsun ki kanka ama diğer silah bundan daha hızlı yere geliyor ya. Bu niye yavaş, bu 95 bir kere abi diyorsun. Orada diyorsun ki kanka bu rakamlar aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Anladın? Şeyle oynamayın. Abi şu kişi bununla oynuyormuş çok iyiymiş falan. Bunlarla oynamayın. Elinizi alın, karşılaştırın. Zaten göreceksiniz. Aşağıda herhalde. Mesela şu silaha bakıyorsun. Yani şu gördüğün silah. Hani sana çok saçma sapan böyle şey gibi geliyor değil mi? Ne bileyim tüf tüf gibi geliyor. Yani ne bileyim balon patlatmak için kullanılan bilyeli silahlar gibi değil mi? Aslında değil. Aslında çok güçlü bir silah. Milleti tekliyorsun. Meta olabilecek bir silah varsa bu meta olabilir ama tabii bunun mermisini çok nerflediler. Görüyorlar çünkü izliyorlar beni. Herkesi pıt 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 indiriyorum. Ona da uyuz oluyorlar zaten. Şimdi de 3 tane vuruyorum adama, düşmüyor adam. Çok kaçırdım ya. Çok kaçırdım arkadaşlar, çok. Hasan hoş geldin. Bergmir merhaba abi, ne haber? Demek ki adam hareket etti arkadaşlar. Sözlü sözlü bekliyorsun. Umarım güzel bir rakam alırsın. İyi diyemiyorsun. Hafta başladı şimdi ya. Yoğunum. Kaykone Kay Kayo Kane.
Abi bu nickleri nereden buluyorsunuz? Şunları böyle telaffuz edebileceğimiz şekilde bir yazsanız olmaz mı ya? Bak bak vurduk abi, vurduk abi. Abi vurduk. Ama abi bu ya. Abi ya arkadaş bir ses alalım ya. Adam yanımızdaymış dostlar ya. Hiçbir şey duymuyoruz, hiç sıfır. ADS'yi duysaydım bari. Son bir el daha girelim böyle, tamam mı? Ondan sonra full yapıyoruz. Bizim şu silah geri geldi ya. Girdiğimiz yer öleceğiz gene. Evet. Görevlere bakalım. Uygun görev varsa yapalım. Arkadaşlar bir çay koyayım geleyim. Siz de çaylarınızı tazeleyin. Bundan sonra full gireceğiz. Saygıyla girmek zorunda değiliz. Başka bir silah yapabiliriz ama boss'u kesin saygıyla geçeceğiz. Başka hiçbir silah. Gelme. Şöyle akıllı alabilsek çok güzel olurdu. Bak şimdi şu sesi duydunuz değil mi? Bu ses ya KS ya da Muzin. İki ses de aynı. Bu da oyunun ses arancılarından bir tanesi. Neden? Sen diyorsun ki adamda KS var. Uzaktan vururum ben onu. Aslında adamda Muzin var. Bir koyuyor düşüyorsun. Sen diyorsun ki adam Muzin sıktı ya kanka. Yakına girelim ki hiçbir şey olmaz. Aslında adamda KS-23 var.
yakına girdiğin için ayaktan tekliyor. Ya baba neredesin ya? Neredesin ya? Nerede bu arkadaşım ya? Nerede ya? Ya ne millet böyle yatıyor ya? Ben anlam veremiyorum abi. Muzymiş bak. Kase değil. Full gireceğiz arkadaşlar ama saygı yapmayalım. Saygıyla zaten adamı öldürüyoruz rahat. Challenge yapalım. Gel bakalım baba. Şimdi hadi lan bununla oynayacağım gene. Arkadaşlar bununla oynayacağım. Dün biliyorsunuz şey öldüm. Takelle'yi öldüm. Ama bu sefer dersimi aldım. Kesin göğüsten vuracağım. Bomba da alalım yanımıza. Şunu da tekrardan gireriz. Sıkıntı yok bu silahla. Ama ölme garantili oynayacağız onu da. Tamam. Hadi girelim. Ve şeyi değiştirmemiz lazım. Bu silahta bir dakika raid ölmezsek eğer. Şunu çıkarmamız lazım. Bunun yerine bir tane pasif lazer takalım. Bunu açamıyorum. Fabrikada açtığımız anda yerimizi belli ediyor. Belki koridorda işe yarıyor. Onun dışında hiçbir işe yaramıyor yani. Bir vakit kaybediyoruz. Kapatıp açmakla. İzleme geldik. Hoş geldin demişim. Ne haber? SVT iş yapmaz mı burada? SVT iş yapar. Ama SVT çok şey bir silah geliyor bana ya. Yani o silahı kullanmak için yetenekli olmaya gerek yok. Anladın mı? Ondan dolayı kullanmıyorum ben. Zaten basıyorsun. 7.62-54'ü adamın üzerine akıtıyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Şeyin çok benzeri. AVT'de mesela otomatik. Otomatik olan AVT'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Adamın yanına gelip pırrrrt akıtıyorsun tamam bitiyor abi adam. Bana kaç kere skev oyuncular yaptı. Zaten en tehlikeli olan oyuncular onlar. Fabrikada. Ben kendim kullanmam yani. Ne AVT'yi ne SVT'yi. Ben challenge seviyorum abi. Ama challenge derken aptal bir challenge değil. Kalkıp kendime 400 bin rublelik M4 yapıp mal gibi ölmek değil yani anlatabiliyor muyum? Akıllı oynamak gerekiyor. Mantıklı oynamak gerekiyor. Ve eğlenceli bir silahla oynamak gerekiyor. Yoksa adamın önüne çık, otomatiği al veya makro kur. Eskiden mesela yayıncılar da dahil olmak üzere kaç kere yakalandılar zaten. Şimdi görmüyorum o herifi yakalananlardan bir tanesi aklıma geldi de. Güney Afrikalı bir yayıncı vardı. Hala yapıyor mu bilmiyorum yani yapmıyor galiba Tarkov yayını. Eleman M1A'yı hep makro ile oynardı arkadaşlar. Fabrikaya bir giriyordu. Brrrt, brrrt, brrrt. Bundan 5-6 sene önce. Onu sevmiyorum ben yani. Onları yapmayı sevmiyorum.
Oyunun kurallarına bağlı oynayacaksın ama oyunu alt edeceksin. Bunu seviyorum. Zaten eninde sonunda adam seni banlıyor. Şeyden bahsediyorum. BSG'den. Makro kullandığın için olabilir. Başka bir şey için olabilir. Hadi bakalım. Şimdi bu silah da zor olan arkadaşlar. AUK'takinin aynısı. Hasar vuramıyoruz. Surat vurmadığımız zaman hasar vuramıyoruz. Buradaymış. Abi öl gözünü seveyim. Bak ölmüyor ya. Gene aynısı oldu arkadaşlar. Ya gene aynısı oldu. Bu sefer göğüsten vurdum ama. Ya arkadaşım ben bıktım bundan ya. Vallahi billahi dostlar. Anlayın yani bak. Saygıyla girsem şimdi. Öldürmüştük. Bak bu size çok güzel bir ders olması lazım abi. Anlıyor musunuz? Meta silah bundan dolayı var. Geleceğini biliyoruz. Hazırız. Prefire'la başladık. Eğildi. ADS koydu. Ve bizi öldürdü. Anlatabiliyor muyum? Elimizde saygı olmuş olsaydı. Pıt 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 pıt. Bitmişti. Ve şu anda loot'u çıkarıyorduk. Bu oyuncu için de böyle şey için de böyle isminizi söyleyin. NPC için de böyle, hepsi için böyle. Bırakalım bundan girelim. Maalesef oyunun gerçeği bu. Yani biraz önce dedim zaten, öleceğimi bilerek giriyorum dedim. Kural şu. En kısa sürede en fazla hasarı nasıl karşı tarafa iletebilirsiniz? Tarkov'un olayı bu. Tekrar söylüyorum bak. En kısa sürede en yüksek hasarı nasıl karşı tarafa iletirsin? Soru bu yani. Bunun cevabı bulduğunuz anda meta silahları bulursunuz. ...650 RPM silahı gördüğünüz silah. Pancar motoru gibi bır 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 yapıyor. Ama hasar yok. Drain cleaner. Ha şu siyah zamazingo. Arkol geç abi ya. Woods'ta. Geç abi. Peki. Şimdi öleceğimiz başka bir silah yapalım arkadaşlar. Biz hangi silahla ölelim şimdi? Bakın. Şu silah. Bu silah. Hepsinin profili AKS-74U ile aynı. UN ile. Biraz önce kullandığım silahla aynı profile sahipler. O yüzden bu silahları alarak aynı salaklığı yapmamam lazım. Anladınız mı? Yani bilerek aynı salaklığı yapmamam lazım. Biraz önce de bilerek girdik. Aynı salaklığı iki kere yapmayalım. Şöyle biraz yaşayabileceğimiz bir silah olsun.
Mesela şu çok güçlü mesela. Bunu öldürebiliriz. Ama üzerimize 3 tane skev pushlarsa hiçbir şansımız yok. Hiç yani. Sıfır. Hadi gelin. Deneyelim. Bu da aslında çok yanlış bir şey yaptınız. Ama mermimiz çok zaten ya, ben öyle hatırlıyorum. Bunu hiç kullanmıyorum çünkü ben. Ben bunun şarjörlerini de satıyorum değil mi abi? Takasla alabildiklerimize bakalım bir. Bu silahı kontrol etmesi zor olacak. Bu gerçekten zor olacak arkadaşlar, onu size söyleyeyim bak. Hadi gelin bir tane daha alalım madem. Şeyi eritiyoruz. Nasıl lan? Şimdi bakın bu silahın şeyi de şu. Olayı da şu. Bu silah iyi bir silah. Ama iyi olması yaşayabileceğimiz anlamına gelmiyor her haritada. Şekil bir daha gösterelim. Mesela biraz önce bu silah olsaydı şeyi eritmiştik. Takelayı. Rahat bir şekilde. Ama iki tane, üç tane, iki tane hani belki alırız da üç tane skev üzerimize pushlarsa hiçbir şansımız yok arkadaşlar. Hiçbir şansımız yok yani. Öleceğiz. Bizi lobiye gönderecek olan skev oyuncular olacak. Zenta Sephrime. Dostum bence hiç başlama ya. Bence buna verme paranı. Yeni çok güzel oyunlar geliyor. Onlara bütçeni sakla derim. Çok güzel oyunlar geliyor. Benden de izleyeceksiniz zaten. Bence bütçeni oraya sakla. Gerçekten yani, samimi bir şekilde söylüyorum. Hani Tarkov'u 7 senedir oynuyorum. Şu oyunun Türkiye'deki en eski oyuncusuyumdur. Söyleyeyim bak. Ve önermiyorum yani abi. EOD ne zaman gelir bir daha bilgim var. Abi EOD gelmeyecek. Ama EOD'nin yakın bir paketi gelecek bana soracak olursan. Gene büyük konteyner olacak ama DLC'lerin dahil olmadığı bir paket olacak. Tarkov oynarken görüntüm çok kötü, ne yapmalıyım? Her yer siyah. İyi bir monitör olacaksın. Malaking. Greyzone gibi mi? Ya şimdi Greyzone herkese hitap eder mi bilmiyorum dostum. Greyzone yani gördüğüm kadarıyla çok bana hitap etmiyor. Eğer Arma'yı seviyorsan Greyzone'u seversin. Çünkü Greyzone daha böyle taktiksel, Arma tabanlı, Tarkov'dan da biraz bir şeyler almış, DayZ'den de biraz bir şeyler almış bir oyun. Ama Tarkov'la bir alakası yok. Onu söyleyeyim. Zaten Tarkov'u yapmaya çalışmıyorlar. Oğuzcum aleykümselam. Ne geliyor? Göreceksiniz abi. Göreceksiniz. Yani kompetitif olarak, rekabetçi olarak şeyin yayını gitmez abi. Greyzone'un yayını.
arkadaşlarla co-op atacağız falan deyip olabilir. Tamam, o kadar. Olayı da bu. Stalker da geliyor. Ama Stalker kompetitif değil ya. Rekabetçi değil Stalker'da. Stalker'da eğlence tabanlı bir oyun olacak. Ya ben yani oyuncu olarak rekabeti seviyorum. Diğer oyuncularla yarışmayı seviyorum. Ben göle maya çalıyordum da. Bir bitmediniz aman. Yoksa mesela siz Greyzone'u çok beğenebilirsiniz, onu söyleyeyim. Şöyle yapalım abi. Bunları bir atalım. Hatta şöyle yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Aklıma bir şey geldi. MCX de fena bir silah değil arkadaşlar. 60'lık şarjör olduğu için ama mermisi yok. Bir saniye bekleyin. Sinir ve stres olarak geri dönüyor. B mod. Ben de hep kazandığımı iddia etmiyorum abi. Ama NPC'yi öldürmek, kutu açmak zevkli değil arkadaşlar. Şimdi diğer Tarkov yayınlarına bak. Türk, yabancı. Ne yapıyorlar abi? Bütün gün kutu açıp yatıp önünden geçeni vurup adam seviniyor. Bakın bakalım kaç tane Tarkov yayıncısı benim gibi oyun oynuyor? Kaç tanesi? Oynamıyor. Ben Tarkov'un şu şartlarına rağmen eski alışkanlıklarımı bırakmak istemiyorum. Bırakabilir miyim? Bırakırım. Ben yatmayı bilmiyor muyum? Biliyorum. Ben de yatarım. Ben de önünden geçerek kos yaparım. Kill on sight diyorlar zaten ona. Adam koşarken siz de muhabbet ederiz. Goy goy yaparız. Güzel güzel. Aa, adam geliyor. Duyduk kanka. Tamam bro. Hemen ADS'yi koy. Adam geçerken önünden patlat. Bunlar zaten herkesin yapabildiği şeyler. Ondan sonra millet geliyor benim kanalıma, bazıları avanaklar. Abi öyle koşmayacaksın. Niye koşmayacağım abi? Bana mı öğretiyorsun öyle? Adam şarjörünü kullanmadığı için bunu saklayalım.
Dursun baba, belki kullanırız bunu. Yani ben şeye gelemiyorum arkadaşlar. Böyle yatıp önünden birisi geçsin. Ben de size bol bol kutu açayım. Siz de kutu açarken eğlenin. Ben öyle yayın yapamıyorum. O yayınlardan da nefret ediyorum. Yani böyle kemiklerime, iliklerime kadar nefret ediyorum. Bu kadar çok dile getirmenin nedeni de o. Ya yani şu oyunun yayınını yapıyorsan adam gibi yap kardeşim. Veya oynuyormuş gibi yapma. Ya oyna ya da oynama. Bütün gün daire geziyorlar. Bütün gün kutu geziyorlar. Bütün gün çanta açıyor. Bütün gün tahta kutu açıyor. Şey kutusu açıyor. Silah buluyor, seviniyor falan. Çocuk musun oğlum? Veya oyunu mu bilmiyorsun? Bilmiyorsan oynama. Ben acayip tilt oluyorum arkadaşlar o tür şeylere. Bir şey yapıyorsanız hakkını vereceksin abi. Hakkını vereceksin. Ölürsün, yaşarsın. Orası ayrı mesele. Ama arkandan adamlar şey, ya adam iyi oynadı ya. Kanka. Yapacak bir şey yok. Öldü. Anlatabiliyor muyum? Rekabetçiyi bundan dolayı seviyorum. Bu oyun rekabetçi bir oyundu. Artık rekabetçi bir oyun değil. Çünkü yapılan değişiklikler onu öldürmeye yönelik. Ama yeni gelecek birkaç tane oyun var arkadaşlar. Onları seveceksiniz bak, söylüyorum. Eğer rekabeti seviyorsanız, eğer böyle ağzınızdan tükürükler fışkırarak ekrana böyle "Kanka niye öldüm ya?" diye böyle bir bağırıyorsanız o gelen oyunları seveceksiniz abi. Çünkü oyunlar da emin olun. Rage atıyor olabilirsiniz abi. Ama onun heyecanı, onun... Hani bazen şey anlayabiliyor. Mesela ben böyle bazen rage atıyorum, tamam mı? Bazen kızıyorum böyle, ne bileyim, böyle suratımdan aleviler çıkıyor falan, çıldıracak gibi oluyorum. Ama emin olun abi. Orada bile ben eğleniyorum aslında. Çünkü eğlenmesem zaten bir daha ertesi gün bu oyunu açma. Anlatabiliyor muyum? Sadece yani... Düştüğüm duruma sinirleniyorum. Agresif. Umarım anlatabiliyorumdur. Eyvallah Erkan, sağ olasın abi. Yine Esmeral aldık. Abi şu anda armor'un aslında çok bir anlamı yok. Çünkü oyunda müthiş bir RNG var. En kötü mermi en iyi zırhı patlatabiliyor. Ya ben kendim 850... Ya bakın arkadaşlar, meta şu. Metayı mı duymak istiyorsunuz Tarkov'da? Bakın metayı size tek bir cümleyle özetliyorum. En kısa sürede en fazla hasarı karşı tarafa iletmeniz. Buna göre kafanızda ne yapıyorsanız yapın, yapın. Mesela şu gördüğünüz silah onlardan bir tanesi. Selamünaleyküm. Otur müzakere. Otur. Otur. Resneli Niyazi, hoş geldin abi. Oyun için kutlu olsun. Burak, bu arada 13. ayın kutlu olsun. Çok teşekkürler abi. Çok sağ ol.
Bu mesela çok güzel bir şey arkadaşlar. Saiga her zaman metaydı zaten. Ama problem şu ki her yerde kullanamıyorsun. Örnek fabrika. Yani fabrikada Saiga aslında şey yani intihar gibi bir şey. Çünkü RPM'i çok yüksek. Mermiyi bir anda boşaltıyorsun. Zırh terici mermi kullanıyorsun. Karşı tarafta zırh olmayabiliyor. Şarjörün 3'te 2'sini boşaltıyorsun. Arkasından 2 adam daha geliyor. Sen şarjörü değiştirene kadar, adama ayım alana kadar ooo lobidesin. Anladınız? Hele hele şu anda benim nasıl eşleştiğimi görüyorsunuz. Benim karşımda büyük haritalarda, SOT'ta, orada, burada en az 2 kişi oluyor arkadaşlar. En az ben tek kişiyle artık karşılaşmıyorum yani. Yok yani oyunda. O yüzden bu silah aslında benim için çok kötü bir silah. Ağzına sıçtı benim. Gelecek bana. Ah yapma be abi. Ya eskiden kanamayı keserdi arkadaşlar. Artık kanamayı kesmiyor. Ben yani siz şeyi bastığınızda, heal'ı bastığınızda kanamayı durduruyordu. Artık durdurmuyor. Kanamaya devam ediyorsun. Ve işte gitti. Vücut gitti yani. Bu da yaklaşık 6 ay önce geldi. Nikita FPS sayıcının işlemciyi çok yorduğunu söyledi. Abi. Nikita bilgisayar kullanmayı bilmeyen insan ya. Kulaktan duyma, o da atıp tutuyor. Sen bak kardeşim. Nikita. Yani mouse'u tutmayı bilmiyor da. Nikita'ya şunu sor. Nvidia'nın da son çıkan ekran kartı nedir de onu da bilmez. Hiçbir şeyi bilmez yani. Nikita bilmiyor abicim. Nikita'nın bilgisayardan anladığı yok. Nikita Tarkov'dan da anlamıyor. Birisi ona demiş ki ya işte biraz bu performans hani yiyebilir işlemciden. Onun da kulağına yerleşmiş bu, millete sallıyor. Bak ben sana diyorum ki Nikita'nın Tarkov bilgisi yok. Şimdi inanmazsın bana. Nikita'nın Tarkov bilgisi yok. Tarkov bilgisi yok adam. BSG'nin patronuyum diye geziyor. Bundan 2 sene önceki yayında SOT'u tanıtıyorlar. Övüp de bitiremiyor SOT'u. SOT şöyle, SOT böyle, SOT şöyle, SOT böyle. Haritada ekran görüntülerini paylaşmaya başladı. Chat'ten dediler ki burası neresi? Bu haritada gösterdiğin yer. Ne burası? Bu bina ne binası? Yandakiler böyle diyor. Bu bina neydi ya? Neydi bu bina? Çocuğun demiyor muydun oğlum? Oyun. Selamlar usta, iyi yayınlar. GTX 1050 Ti der. Der abi. Şaşırmam. Free'de bir teklif verebiliyorum. Nasıl arttırabiliriz? Reputasyonla. Yani alım satım yapacaksın. Bunun karşılığında her yaptığın alım satımdan reputasyon alıyorsun. 15 puan da sanırım üçüncüsü açılıyor. Bu adam boyunu nasıl kurdu? Çok basit kardeşim. Finansmanla ilgilenen bu arkadaş, Chiquita dediğiniz arkadaş finansmanla ilgileniyor arkadaşlar. Finansmanla. Finansman ne demek? Para bulmak. Yani tanıdıklar var, yatırımcılar var. Onlara gidiyor diyor ki ya bak diyor bizim böyle bir oyunumuz var. Biz buradan çok para kazanmayı hedefliyoruz.
Sen gel bize birazcık para ver. Biz de o parayla adam işe alalım. Bu oyunu daha çabuk çıkaralım. Sana da oradan pay verelim. Chiquita'nın olayı bu. Başka hiçbir şey değil. Nokta. Daha hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey yok yani. Peki diyeceksin ki o zaman bu oyunu yapanlar kim? Bu oyunu yapanlar dostum. Onu görmek istiyorsan o sorunun cevabı da var. Battered State Games'in 7 sene önceki tweetlerine git. Twitter'da. Bir tane apartman dairesi bulacaksın. O apartman dairesinde 6 kişi var. Bir tanesi Nikita, bir tanesi çaycı, bir tanesi grafik designer herhalde, iki tanesi de coder. Yapanlar onlar. Ve o adamlar da... çoktan bu firmadan ayrılmışlar. Bir tanesi, iki tanesi bayağı zehir gibi bir adammış, onu söyleyeyim yani. Ya muhasebeci aynen öyle. Parayla ilgileniyor sadece. Son oyun asker hoş geldin. İşte böyle dostlar. O 7 sene önce çalışan adamlar bayağı zeki adamlarmış. Onları iyi bulmuş yani, onlar gönül vermişler bu oyuna. Ama sonradan ayrılmışlar yani. Ben onların izini görmüyorum artık oyunda. Yani oyun... bir gemi düşünün. Ne diyeyim size? Türkiye'den Yunanistan'a geçiyor. Yarı yolda tekrardan Türkiye'ye geri dönmeye karar vermiş gibi. 180 derece dönmüş yani. Yine teknolojik anlamda yeni yenilikler düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Ama vaktimin olması lazım. Hele şu anda... çok daha güzel şeyler ekleyebilirim. Artık imkanımız var. Şu anda dehşet bir yayın kalitemiz var zaten. Ve müthiş bir performansımız var. Eskiden bu yoktu mesela. Eskiden buna hakim değildik. Böyle bir imkanımız yoktu. Ama artık var. Vaktim olursa yapacağım. Avantors geldiği zaman gösterebilirim abi. Önceden paylaşmıyorum çünkü... ne yapacağım diye millet aynısını taklit etmek için uğraşıyor. Geldiği zaman göreceksin abi. Bunu da atalım ya.
sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, dayak nedir? İki, neden atılır? Eyvallah. Daniel Van, çok teşekkür ederim abi. 36. ayın kutlu olsun. İlginç değil mi? Mermer gitti geldi. Burada böyle ya. Çok ilginç yani. Dün akşam da mesela çıkardım mermerin, hiçbirini alamadım. Neyse. Şimdi şu oynadığım Tarkov hiç diğer haritalarla bilgisi var mı arkadaşlar? Bir bakın. Hiç alakası var mı? Şu Tarkov'u böyle başka bir haritada görüyor musunuz? Başka bir yayıncıda veya? Yok. Ve emin olun arkadaşlar. Tarkov aynen böyleydi. Tarkov aynen böyleydi arkadaşlar. Aynısıydı vallahi. Bütün haritalarda böyleydi. Nasıl bu hale geldi ben çözemiyorum. Nasıl bu kadar kötü olabilir? Yani şu oyunu, şu gördüğünüz oyunu sadece burada oynayabiliyoruz. Adamın staminası koşmaya yetmiyor çünkü diğer haritalarda. Zıplaması yetmiyor. Açık hedef oluyoruz. Yani adamın enerjisi bittiği için stamina koşarken artık tükeniyor. Açık hedef oluyorsun. Artık yürümüyor. Şu şekle dönüyorsun. Karşıdaki adam seni vuruyor. Şey yapalım da renk asalım. Diyorsunuz mesela lap. İşte lapta da aynen böyle oynuyordum arkadaşlar. Aynısını oynuyordum, hiç farkı yok. Aynısıydı. Şu gördüğünüzün aynısını orada oynuyordum. Aynen bu şekilde. Koştura koştura. Yardıra yardıra. Ve inanılmaz zevkliydi. O zamanlar hile de yoktu. Veya vardı da çok azdı diyelim. Oyundaki hız oyunu iyi oynayana müthiş bir inisiyatif veriyor. Çünkü oyunun hakimiyeti sende olduğu zaman karşı taraf böyle nasıl diyeyim ben size, herif
korkudan şöyle yapıyor. Şöyle birden oturuyor, tamam mı? Ama inisiyatif sende. Sesleri de duyuyorsun. Adamın hareketini de duyuyorsun. Her şeyini duyuyorsun. Çok da hızlısın. Mesela biraz önceki gibi. Bak bak bak, çağırıyor gene. Nereye abi? Nereye abi? Nereye? Oyuncu bunları. Eskiden çok eğlenceliydi. Şu anda burada da aynısını yapıyorum ama onu söyleyeyim sana bak. Elime. Burada da aynısını yapıyorum yani. Alerat hoş geldin. Ne haber abi? Loot aldı, kaçırıyor. Niye? Eyvallah. Oo, bu ne abi ya? Baba sen doktor gibi bir şeysin ya. Arkadaşlar. Juicy. Görev varmış bakalım, hadi neyse. Şaşırdım, wok çıkmıyor abi. Allah. Bu da meta silahlardan bir tanesi arkadaşlar. Azval VSS direkt meta yani. Öldüremeyeceğiniz hiç kimse yok arkadaşlar. Hiç kimse yok yani. Bu silahla herkesi öldürürsünüz. Yeter ki adamın üzerinde tutun. 900 RPM. Aşırı güçlü. Bunda nasıl nerflediler? Silahın namlusu tek bir şarjörde kıpkırmızı oluyor. Eğer 2 kişi, 3 kişi gelirse direkt ölüyorsun. Çünkü kaçak oynaman lazım bununla. Yani vuracaksın, geri çekileceksin. Vuracaksın, geri çekileceksin. Bir araya böyle bir buffer koy. Ama çok güzel silah. Saygadan daha iyi bir silah bu arkadaşlar. Ama mermi bulamıyoruz kullanmak için. .939'un sihiri de diyebiliriz. Bir de silah
900 RPM. Okay. Dursun gene bakalım. Eskiden çok değerliydi şu. Şimdi değerli de eskiden çok daha değerliydi. Geç. Bizim ne görevim varmış? Ona bakalım. İki tane. Smoke chimney, drain cleaner. Ya bunu buralardan biz zor buluruz ama dur bakalım. Verelim. Zaten bakar mısınız? Silah %100 de abi. Ne oldu bu silah abi? Bir de bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar, bakın. Şu silah kutusunu Vipe'ın başından beri kullanıyorum. 3 ay oldu değil mi? Abi 3 ayda bir tane silah attribute alamadım, biliyor musunuz? Attribute'den kastımız accuracy'nin iyileştirilmesi, recoil'in düşmesi, ne bileyim silahın durability'sinin artması. Bir kere alamadım. Bana vermiyor. Silahın sarı oluyor ya. Hep weapon şeyle 92'ye düştük bu arada. Hep silahı şeyle abi yeniliyorum. Weapon Zamazingos iyileştirme olan. Kaçırdık, kötü oldu bana. Vermiyor yani bana. Ne ya? Bu kadar mı yani? Ben anlamadım ya. Bu kadar olmaması lazım. Bence bir gariplik var bu işte. Aynen öyle. Chat, bir dakika verebilir misiniz bana?
arkadaşlar. Bakalım. Dur şunu başlatayım da bir de çay koyayım kendime. Tamam şunu alalım abi. Bunu kullanırız arada gider bu da. Hadi bakalım. Çay koyun daha yeni başlıyoruz ha. Bir boss'a bundan gidelim mi? Bir ölelim mi şununla? Sürmer var çünkü. Çay koyup geliyorum arkadaşlar. Şu çay dişlerimi boyamasa daha çok içeceğim abi. Dişlerimi çok boyuyor. O kadar fırçalamama rağmen. MPX oynar mısın bir ara? Abi MPX demeyin ya. Vallahi demeyin MPX'i ya. Vektör 1100 RPM olması lazım da vektörün hasarı çok düşük. Bir de vektör çok sallıyor abi. Sağa sola. Çok yani. Şurayı al. Hadi bakalım. Yani onun da MP5'ten hiçbir farkı yok MPX'in. Ondan dolayı önemiyorum MPX'i. Mesela bir tane aşağıda şey geldi. MCX geldi. MCX fena değil. Hasar RPM'e baktığında güzel değerleri var. Ama bundan iyi değil mesela. Yani şey diyebilirim. Oyunun en çok hasar vuran silah diyebiliriz. Azval VSS için. Ondan sonra ne gelir? Ondan sonra MP7 ile APSX gelir. MP7'nin APSX ile kombosu inanılmaz arkadaşlar. Üf. Brrrt yani. Aynen bunun gibi. Ondan sonra ne gelir? HK ile 995 gelir herhalde ya. FSP ilk olarak görüyorum. Fiyat olarak bayağı iyi ama Çin malı gibi. FSP şeyden bahsediyorsun. Power Supply'dan mı? Yok abi. Çok iyi markadır FSP. Daha demin PC'den patatesi geldi, PC'ye gitti. Lakiten ya Seasonic alacaksın. Bende iki tane var Seasonic. İkisinden de çok memnunum. Platinum. 1000 wattlık ama pahalıdır. Seasonic pahalıdır yani. Hele hele üst segmenti bayağı pahalı. Berat hoş geldin. Altın Çay kutlu olsun abi. Ne haber?
Silaha bakın, hemen kırmızı oluyor. Oo, what? Kolumuzda. Better sweep your sectors. Abi, what the fuck ya? Abi, ama o adam orada değil ki abi. Arkadaşlar, o adam orada değil ki ya. TK APM yedik. İnanamıyorum. Arkadaşlar, o adam orada değil arkadaşlar. O adam orada değil ya. O adam orada değil ya. What the fuck bro ya? Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Ben nereden ateş etti biliyor musunuz bize? Ta en uçtan. Neyse, silah da zaten gideceğiydi. Yani şunu bir satalım. İhtiyacımız yok. Şununla oynayabiliriz. Ama mermim yok. İstiyorsanız ne yapalım biliyor musunuz? SA-8 yapalım gene. Bu da gidik yalnız. Bence bunu parçalayalım. Ve... Kalsın abi. Bu şekilde kullanırız biz. Burada dursun. Peki bunu niye? Ha. Peki. Peki 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 abi peki. Amicim çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın abi. Kesene bereket. Hoş geldin bu arada. Yine bir tane kask alalım. Adamın sıktığı yer arkadaşlar, adamın nefes sesi ve bana sıkan arasında dağlar kadar fark var. Oradan nasıl öldük ben de bilmiyorum. Saçma sapan bir şeydi yani bu. Ölümdü. Bunlar bizim, tamam, hatırladım ben bunları. Bırakalım. Biraz da mermi alalım hatta, bir dakika. Ne yapalım biliyor musunuz? Bunu fabrikada değil, başka bir yerde kullanalım. Tamam mı? Mesela gidelim şeye. Şöyle abi. Orada bırakalım. Bir de bomba lazım bize. Bak, bu sefer ilk defa şeyle gideceğim. Bossa. Sayıga dışında bir silahla. Normalde bunu asla yapmıyorum. Çünkü öleceğim garanti gibi bir şey. Ama belki bu silahla bir şansımız olur. Çünkü silahın 50 tane mermisi var. Anladınız mı? Hadi bakalım. Yanımıza bir de su alalım.
Hazırız abi. 3 tane getirmeye çalışalım. Bir dahaki el girersek kapatıp açalım yalnız ha oyunu. Takılacak çünkü bu. PS kötü anakartı bir şey olmuş mudur? Hayır abi olmaz. Sadece gücü kesti. Ve büyük ihtimalle power supply'ın ya yandı ya da sigorta sattı. İkisinden biri. Aleykümselam Ektör, hoş geldin. Eyvallah. Senin ekranda görünmüyor adam ya. En arkaya baksana Mert. En arkaya. En arkadan sıktı adam. Ses kartı Creative E5 düşünüyorsun. Kulaklık DT990 Pro. Olabilir. Yani AE5 güzel bir kart. Ben de yaklaşık 4 sene kullandım. Öneririm. AE5 ile AE7 arasında zaten fark yok gibi. Onu diyebilirim. Ama AE9 çok farklı bir boyut. 990 hiç denemedim. O touchlı bir kulaklık, onu biliyorum. Yani yukarıdan başın üzerinden touchla kullanıyorsun onu. Ya bilmiyorum, o tarz kulaklıklar yazın çok sıkıntı oluyor. Çok terletiyor. Zaten oda sıcak oluyor. Bir de o kafanda, kulaklarında pişiyorsun yani. Oyunu neden İngilizce oynuyorsun? Sonuçta izleyenler Türk. Hamza kardeşim. Bu oyun ilk geldiği zaman Türkçesi yoktu. Ve oyuna bir kere İngilizce alıştın mı bir daha Türkçe oynayamazsın. Aradığını da bulamazsın markette. 250 ohm bir şey ifade etmiyor ki Dusty. Benim şu kulaklığım kullandığım ondan 10 kat kaliteli bir kulaklık. Ama parası da ona göre. Diyeceksin ki bundan daha kalitesi var mı? Oo. 5000 dolara bile kulaklık var abi. 5000 dolara kulaklık var. Daha pahalı bile var. Profesyonel müzik yapanların kulaklıklarından almak istersen 30-40 bin dolara kadar çıkıyor. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Bowers & Wilkins'ın Nautilus serisine bak. 100 bin dolar. 100 bin dolar. Duydun mu? Bowers & Wilkins. Ama adamlar ses de bir numara. Çok hani rare metal diyorlar ya, dünyada çok az bulunan bileşenlerden üretiyorlar onları. Neredeyiz biz ya? Yakın durduk, doğduk bence boss yok. Çünkü yakın ne zaman doğsan boss olmuyor bu. Abi Allah kahretsin. Ya abi, ben adamın var ya arkadaşlar, yemin ediyorum içeriye doğru gittiğini gördüm ya. Benim içine ya. Cık. Adam bu arada hile de olabilir arkadaşlar. Kendimi az biraz İngilizce biliyorum zannediyordum. Kasım'dakini anlıyorum. Arkadaşlar bu adam hile. Fakat cümle kuracağım zaman lök diye kalıyorum. Var mıdır tavsiyem? Vay be. Vay be. Peki. O adam hile arkadaşlar. Şimdi özelliklerini göstermek istemiyorum size de.
Blok diye kalıyorum. Var mıdır bir tavsiyen? Pizzizi'ye hoş geldin abi. Dördüncü ayın kutlu olsun öncelikle. Ahmet bu arada çok sağ olasın. Eyvallah. Bir oyunu kapatıp açacağım. Kendine gelsin arkadaşlar. Şöyle dostum. Neyse dursun. Şöyle ondan sonra yapalım. Şöyle. Onu aşmanın yolu pratik yapmaktan geçiyor. Bol bol pratik yapacaksın. Ve karşındakinin yani senden üstün bir tarafı yok. Biraz cesaret, biraz kendine güven. Bizim maalesef ülkemizde bana da yapıyorlar ya, buraya geliyorum. Lan ben senelerdir yurt dışında yaşıyorum, gelmiş bana İngilizce anlatıyor adam. İngilizce akıl veriyor bir de. Mesela benim hep söylediğim bir şey vardır. Ayım derim. Adam niye ayım diyorsun diyor. Mesela şeye niye YouTube diyorsun diyor. Niye YouTube? Niye YouTube demiyorsun diyor. Falan. Böyle aklınca bana akıl satıyor herif. Kendi aklı yok ama bana satıyor. Bana veriyor yani aklını. Böyle insanlara hiçbir zaman kardeşim şeyi bırakma. Bu arada yanlış şeyi aldık. Prim yaptırma. Kimse anasından İngilizce konuşarak doğmuyor. Bu ülkede doğan dahi sonradan öğreniyor. O yüzden rahat ol. Kimsenin nedenine bakma. Bizim insanımız maalesef bundan dolayı biraz utangaç. Ben sana şöyle örnek vereyim. Mesela bu ülkede yurt dışından gelen bir sürü göçmen var. Ve emin ol, o insanlar da İngilizceyi konuşabildikleri kadar konuşuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ama bunda yanlış olan bir şey yok. Onların ana dili değil. Ve kendine dert etme. Her şeyi bir İngiliz gibi konuşmak zorunda değilsin. İngilizler bile kendi aralarında, emin olun arkadaşlar, aksan farkı var. Burada Cockney'si var, işte klasik İngilizcesi var, Irish İngilizcesi var, İskoç İngilizcesi var. Yok o, ya var da var yani, onu söylemeye çalışıyorum. Ama bizim Türkler mesela bu konuda o kadar ilginç ki. Adam kendine bunu dert ediyor. Ya baba, böyle konuşamazsak hani şeyi değeri olmaz. Baba kendini anlatabiliyor musun? İfade edebiliyor musun? Tamam. Gerisi önemli değil. Ne olduğunun bir anlamı yok yani. Her şeyi doğru söyleyeceksin, doğru pronunciation olacak diye bir şey yok. Adam seni anlıyorsa bitti. Benim kanalıma geliyorlar ya. Benim kanalımda bana şey aklı veriyorlar. İngilizce nasıl konuşulur? Abi sen niye işte YouTube'e YouTube diyorsun? Niye AIM'e AIM demiyorsun? Hep böyle bir özenti, hep böyle bir şey. Bir başka bir biri olmak böyle. Biz biziz dostum. Utanacak bir şeyimiz yok. Geri geldiği zaman mesela böyle taklit yapacağım zaman taklit de yapıyorum. Ya ne bileyim işte mesela Güney Amerika'nın güney kısmı. Gerke heris como. Böyle ağzı yaya yaya da konuşabilirsin. Ama bu benim kim olduğumu değiştirmez. Onu anlatmaya çalışıyorum. Veya efendim söyleyeyim. Can I have a cup of tea, please? Ya bu şekilde de konuşabilirsin. Bu bir şey. Yetiştiğin çevreyle alakalı. Biz bir göçmen olarak böyle konuşmak zorunda da değiliz. Anlatabiliyor muyum? Can hoş geldin, merhaba. O yüzden kendine hiç böyle dert etme bunu. Böyle kendini anlatabiliyorsan, kendini özetleyebiliyorsan, insanlar seni anlayabiliyorsa senin neden hiçbir önemi yok. O yüzden cesur ol. Utanma ve devamlı kelime gramer çalış. Mesela bugün şeyi izliyordum. Çok güzel bir örneğini vereyim size. Bir tane YouTube dönemi video çıktı. Chat'te paylaşayım, durun siz de izleyin. Bak çok güzel bir örneği bu. İngilizler Amerikalılarla, kopyalayacağım, izlersiniz oradan.
Karşılaştırmasını yapıyorlar. Kopyalıyorum chat'i, izleyin. Ama bizim gibi değiller yani, anlatabiliyor muyum? Yaralamak usulü yapmıyorlar bunu. Goy goy usulü yapıyorlar. Alın bakın. Kopyaladım buraya. Bu böyle sık dönen bir geyik. Amerikan İngilizcesi. Amerikan İngilizcesi. İngiliz İngilizcesi. Avustralyalıların da var. Onların da mesela ağızları hani farklı şekilde çok açarlar ağızlarını konuşurken. Yok abi, yok öyle bir şey Dusty. Yok abi, öyle bir şey yok. Çalışkan adam, ne iş yaptığın hiçbir önemi yok. Ayrım görmez yani. Hele hele böyle işini çok iyi yapıyorsan baş tacı olursun yani, öyle söyleyeyim sana. Ne iş yaptın hiç beni, çöpçü de olabilirsin. Öyle bir ayrım yok abi. İngiltere bu konuda çok sınıf atlamış bir ülke gerçekten. Mesela Amerika'yı da göçmenler kurmuş. İngiltere'yi göçmenler kurmamış. Ama Amerika'yı göçmenler kurmuş. Amerika'da şu anda yükselen bir ırkçılık var yani. O görünüyor. Irkçı olmak çok iğrenç bir şey arkadaşlar. İnsanları dış görünüşleriyle yargılayıp ne olduğunu bilmeden. Bizde zaten, bizim milletimizde böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Bizim milletimizde asla böyle bir şey yok. Böyle biz şeyle büyümüyoruz yani. Şu şöyle, bu böyle falan, bu böyle, şu şöyle falan. Bizde hiç böyle bir şey yok yani. İngiltere'de zor alıyorlar abi. Abi İngiltere'yi zor almıyorlar. İngiltere boş adam istemiyor. Yani adam buraya nasıl diyeyim? Gelen kişinin konusunda uzman olmasını istiyor. Buraya ne bileyim gelip burada yatmasın yani, anladınız mı? Eğer öyle olmasa bu kadar vize ayrıcalığı yani sağlar mıydı? Sağlamazdı. Şu son yıllarda bakın, Ankara Anlaşması'na mesela Türkiye'den binlerce insan geldi arkadaşlar. Binlerce insan geldi yani. Nasıl yok abi? Ya sen farklı düşünüyor olabilirsin abi. Bizim kültürümüzde yok. Yavaş yavaş Türkiye'de de başladı. Yani düzensiz göçmen. Baksanıza Amerika'ya abi. Türkiye'yi geçtim. Amerika'yı görmüyor musunuz abi? Güneyden yani şey var. Haçlı Sefer gibi. Sağlık çok kötü orada. Düşüncem var mı konuda? İngiltere'de mi? Hayır abi, öyle bir şey yok. Ya insanlar apartmanlarına bakmayın be abi. Adam var yanımızda. Yok öyle bir şey abi. İngiltere'yi söylüyorsan hani, sağlık sistemiyle ilgili bir sıkıntı var mı? Tabii ki yoğunluk var. Ama İngiltere'nin sağlık sistemi ve hizmeti... Adam var abi, adam ben seni duydum, sen neredesin bakayım lan? Abi dur! Sıkı... Olaya bak lan. Abi Allah belasını versin. Ya bu nasıl bir şanssızlık ya? Arkadaşım. Arkadaşım bu nasıl bir şanssızlık ya? Ya abi. Ağlayacağım abi, ağlayacağım. Ağlayacağım, yemin ediyorum ağlayacağım. 856 abi, adamın şeyini öldüm. TX15'ine veya Adar'ını öldüm. Deliriyorum. Şöyle özetleyeyim abi. İngiltere'de gerçekten büyük bir yoğunluk var. Ama... Ben ne zaman acile gitsem
inan belki acilde bekliyorsun. Yani A&E diyorlar zaten burada acile. Neyse bu da kalsın. Kafayı toparlamaya çalışıyorum. Burada A&E deniliyor ona. Acile. Ama ve lakin beklemene kesinlikle değiyor. Senelerdir İngiltere'de yaşıyorum dostum. Defalarca acile gittim. Ve doktorların ilgisi hani ya ben sana şöyle bir anımı anlatayım. Ya bir kere şu şeyi olduktan sonra bir kere değil hatta iki kere gittim. Covid aşısının olduktan sonra ya oğlum ya bu bilmiyorum psikolojik mi bilmiyorum arkadaşlar da böyle göğsümde falan böyle bir sıkışma böyle ne bileyim böyle artık çevreden duyduğumuz da bizi etkiliyor herhalde. Bilmiyorum yani. Bilemiyorum tam ne olduğunu. Ondan sonra bir de zaten hiç olmadı. Ondan sonra. Doktora gittim dedim ki. Ya doktor hanım dedim. Böyle 30 yaşlarında şeye çok benziyordu bu arada. Hiç unutmam. Bu Game of Thrones'ta Jon Snow'un kızıl saçlı bir sevgilisi vardı ya. Ingrid'di değil mi onun ismi? Abi aynısıydı yani. Öyle söyleyeyim sana. Kadın. Çok böyle tatlı. Çok böyle ilgili. Ben dedim ki doktora. Doktorum dedim. Benim biraz göğsüm sıkışıyordu. Ben dedim bunu dedim. Covid aşısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum dedim. Ben de orada yazıyorum tabii. Ondan sonra. Harbiden de öyle düşünüyordum bu arada. Yalan yok yani. Ondan sonra. Dedi ki bana. Ben seni dedi emin olmadan göndermeyeceğim dedi. Sana dedi her türlü tetkiki ben yapacağım dedi. Ondan sonra ben seni göndereceğim dedi. Dedim tamam başlayalım o zaman. Abi EKG'den kan tahliline, idrar tahliline, ona buna her şeye yemin ediyorum arkadaşlar. Gece gittim. Saat 10 gibi falan da tamam mı? Gece böyle bir panik oldum. Sabah arkadaşlar saat 8'de çıktım hastaneden. Kadın dedi ki test geldi bakıyorum işte şu oldu buna bakıyorum yani arkadaşlar size yemin edebilirim özel hastane gibi tedavi gördüm orada öyle söyleyeyim. Ondan kadın beni karşısına oturtturdu dedi ki bakın dedi bu dedi sizin dedi işte kan değerleriniz bu EKG'niz bu nabzınız bu idrar tahliliniz bu işte şuyunuz bu buyunuz bu şuyunuz tamam bir kapatıp açacağım bu arada kendine gelsin hadi. Ondan sonra ben dedi her şeyi kontrol ettim dedi. Olabilecek, olabilir yani mümkün olan dedi. Ama dedi sizde hiçbir şey yok dedi. Eğer dedi hala dedi bir de önüme koydu böyle dosyaları. Eğer dedi hala dedi bir şüpheniz varsa dedi o zaman dedi ben siz dedi sevk edeyim dedi. Ondan sonra öyle dedi bir kontrolü orada da yaptırabilirsiniz dedi. Ben artık emin oldum orada. Ama yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar bakın gece 10'da gittim. Sabah 8 falan da çıktığımda. O saat zaten hani bekleme salonunda bekliyorsun işte ne bileyim internet çarçurt falan. Ondan sonra yine özel hastane gibiydi. Belki bekliyorsunuz sağlık problemi hani olduğu zaman acile gittiğinizde. Çünkü acile öyle insanlar geliyor ki arkadaşlar. Yani adam ne bileyim canı sıkılmış, acile geliyor. Ondan dolayı da böyle çok dikkatliler. Olay bundan ibaret yani abi. İngiltere genel sağlık kriterinde 3. sırada. Türkiye 59. sırada. Olabilir abi. Gerçekten ama sağlık burada, sağlık sistemi yoğun ama servis kalitesi muhteşem arkadaşlar. Onu söylerim yani. Gece 10'da girip sabah 8'e çıktın ve doktora dövmedin. Şoju testlerin gelmesinden dolayı abi. Testler hemen gelmiyor. İşte EKG'yi hemen alabiliyorsun. Ama diyeyim kan tahlili hemen gelmiyor. İşte ne bileyim işte X-ray çekiliyor. Akciğer filmi için gidiyorsun. Bekliyorsun birazcık orada. Efendime söyleyeyim idrar tahlili odur budur. O yüzden o kadar uzun sürüyor. Anladın mı? Ve ben sana şunu söyleyeyim. Ben oraya gittiğim zaman gece 10'da gittim. Bana sıranın gelmesi gece
2 falandı yani. 6 saatte o işler bitti. Buraya iç kısmına. Nerede yapıyor Enis? Burada mı yapıyor yoksa şeyde mi? Türkiye'de mi? Faruk hoş geldin. Aleyküm selam abi. Ne haber? İkiden 8 abi. 4 oluyor Ankara'da abi. Eyvallah. Ya burada ücret ödediniz mi? Yok abi hiçbir şey. Sıfır. Hiçbir şey ödemiyorsun. Sıfır yani. O kadar test yapılıyor. Sıfır. Hiçbir şey. Valdo bazı yörelere göre olabilir dostum. Ama ben kendi ailemden biliyorum. Öyle söyleyeyim sana. Herkesin şeyi farklı. Ben kendim için söylüyorum abi. Ve kendi ailemden gördüğüm bu şekilde. Ben laborantım ne var abi? Abi bir kan testi yaptıracağız da. Ya bu arada geçen şeyi okuyordum. Bu neydi? Hangi üniversiteydi ya? Ayyuka çıktı hani. Millet cinsel hastalıklara yakalanmış. Gördünüz mü onu? Şey atmışlar. Karabük bir daha. Karabük. Bu arada ne oldu lan? O ses nereden geldi? O da ayrı bir şey abi. Baba. Yapma. Abi sen işine bak ben geleceğim. Allah belanı vermiyor abi. Sıkıştık arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunu bilerek yapmadığımı zaten görmüşsünüzdür. Ama iyi ki buraya döndüm ha. Kazayla bastım. Kal protein teksi yapmıyorlar değil mi? Abi ne olduğunu bilmiyorum. Bahsettiğin şeyin ne olduğunu bilmiyorum abi. Adamlar geldi bu arada arkadaşlar. Oyuncuymuş bu be.
Çıkarım abi. Alır bu parametre. Abi inan bilmiyorum ya. Şöyle yapacağız abi. Adam orada. Yalnız boss'u kaçırdık, onu diyeyim yani arkadaşlar. Yani içeri girsek aslında daha iyi olurdu. Silahımızın etki mesafesi fazla değil. Ondan dolayı adamı yani şunun ilerisinde değil. Yani şurada vursak herhalde çok bir hasar vuramayız. Şurada vursak olur gibi. Kayıt'a hoş geldin. Merhaba abi. Alibaba TV hoş geldin bu arada. 20. ayın kutlu olsun abi. Çok sağ olasın. Eyvallah. Ha şöyle yapalım. Şunları atalım. Sen gel lan. Şöyle yapalım. Boss'u kesmiş de olabilir adam, ölmüş de olabilir, tam bilmiyorum inanın. Gördüm arkadaşlar, atlıyor. Oyuncu bu arada.
Oh what the fuck? Ay 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 ay. Bizim şey vardı ya, Bosk'ü. Adamı kesmiş arkadaşım. Boss'u kesmişler. Şunu çekebilseydik çok güzel olurdu. Şükür yapma lan. Şerefsiz. Adam acil çıkışa gidiyor arkadaşlar. Aslında onu alabiliriz biliyor musun? Kubacım merhaba. Hoş geldin. İyiyim, sana ne haber? Abi görebilsem, göremiyorum ki. Ha şimdi gördüm. Çekil olacağım. Uçmuş bu zaten. Yani alırız dedik de arkadaşlar alamadık. Adam süpürüp gitti. Onun önünü kesebilir miyiz? Kesilir onun önü. Değer mi? Değer mi? Dikkatli olmak lazım, yapmamak lazım. Alfral hoş geldin. Merhaba abi. Yargı dağıtıyorsun gene. Vallahi kardeşim. Hileye denk gelmediğim sürece. Sen ne yapıyorsun ya? Loot'u beğendin galiba. Aynen biggie biggie. Ya abi yeter artık bak ama. Baba çıkalım. Koş 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 koş. Malı Arak Fight'ten alıyordum. Ya baba sen ne ayaksın ya. Mermiye bakalım ne olduğunu da. Hadi neyse alalım. Abi silahı gönderiyorum. Sıkıntı yok. Bendensin.
Ne yapıyorsun lan sen orada? He ben göle maya çalıyordum ya. Sen ver onu bana gel. Bitmediniz ama ne? Koyduk. Dönemiyor adam, dönemiyor abi. Mouse'u döndürüyorum. Metin hoş geldin. Taygan vardı. Kimde Tayga vardı ya? Elemanda Taygan vardı. Kimde vardı ya? Kimde var abi Tayga? Oğlum PMC'den mi bahsediyoruz? Abi PMC'den bahsetmiyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın. Kırık odadaki kapının yanındaki cesetlerden birinde. Abi tamam da arkadaşlar. Onun PMC olduğunu farkındasınız değil mi abi? Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Ha işte ona diyorum. Bottan mı bahsediyor? Allah belanı vermeye hadi. Abi. Bakalım abi. Ambulansın yanında öldürdüklerim. Skep oyuncu. Onlardan alınabilir. Bunu da lootlamadık bu arada. Bunlardaysa alınır. Bunda yok. Ne ya? Arkadaşlar bakın bunlarda varsa alınır. Bunlarsa yok. Bunlarsa alınır. Şunlardan bahsediyorsunuz onlardan alınmıyor. Bunlar PMC. Sen ne yapıyorsun ya? Hayırdır birader? Arkadaşlar bakın bu alınmaz. You cannot loot this item, anladın mı? Eyvallah. Baba sende de AVT vardı, ne vardı ben bilmiyorum da. Çok fena ya. Hayır. Bu bot bu arkadaşlar. Sal abi. Sen var ya, sen adamsın lan. Ulan sen adamsın kanka. Sen adamsın bro. Ama ben adamı yerim abi, yerim yerim. Ben adamı yerim bro. Sensin değil mi o kaçan? Ne oldu? Ne oldu? Gitmemiş, çıkışa gitmemiş bak. Burada bekliyor, kamplıyormuş. Ben çantayı atınca geliyor. Saygı büyüktür M4 kardeşim. Welcome to Trabzon. Hadi devam. Şimdi seni de ben bir lootlarım. Çantayı bekliyor, beni öldürecek ondan dolayı. Ahmet. Şu anda var ya lobide ağlıyor biliyor musunuz? Hüngür hüngür ağlıyor. Çantaya çökmemiş arkadaşlar. Çanta burada. Çantaya hiç almamış bile. Bak çanta duruyor. O bizim gelmemizi bekliyor. Beni öldürecek. O beni burada bekliyormuş arkadaşlar. Biz bunu ateş ettik ya. Şu şeyden atlarken.
Ulan gene milletini yedik be. Eyvallah bu arada. Işığa bakın. Ne oluyor abi? Kararıyor muyuz? İçeriği temizlemiş bu ya. Boss'u da kesmiş bu. Ben size diyeyim. Ulan sen nasıl bir looter'sın ya? Ulan var ya. Sen nasıl bir looter'sın ya? Hemen skip arkadaşlar koyacak yanımıza. Adam bildiğiniz haritayı emciklemiş. Bak 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 geldi bizimki. Hemen geldi bak. Öldürecek bizi. Çak. Ha. Hemen geldi. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar bak. Bunu çıkarıyoruz. Ha. Bak şimdi. Buradan da geçilmiyorum baba. Peki biz nereye atacağız bunu abi? Abi sakın bana ateş etme. Ya bu çok kötü bir arkadaşlar ya. Buraya atsak orası da olmaz. Burası güzel, burası güzel. Yen, bizim bir silah var, yen. Şimdi baba, ya baba biz bunu nasıl yapalım arkadaşlar ya? Oğlum ben bunu alamayacağım ki ya. Arkadaşlar ya. Bunu nasıl alayım arkadaşlar? Yani bunu üst üste koysak tamam mı? Şöyle diyorum yani. Bakalım şöyle ne var bunda. Aman arkadaşlar. Lan şunu at. Hadi gel Rizzi'yi aldım. Bunu da aldım. Ne ya? Abi bu ne ya? Abi neler oluyor burada ya? Oğlum bela mısınız lan? Öldük öldük dirildik kanka. Ah şeyimiz yok arkadaşlar. İyileştirme zamanımız yok. Abi kendi yeleğimi niye boşaltayım?
Up Game Station. Merhaba kardeşim. Ha, CMS vardı onda değil mi abi? Oğlum mermiler falan burada kalmış arkadaşlar ya. Oğlum çay söyle bakma sığır gibi. A tea? No thanks. Sen söyle sigaret. Başka ne alabilirim diye bakıyorum da. Alalım. Bu skev oyuncuymuş galiba. Yo, normal PMC bu. Hepsinde de o herifte de kappa kappa var ha. Vallahi arkadaşlar. Ulan saçma sapan bir şey yaptık gene ha chat. Atalım. İç bunu ya. Hadi bunu da aldım. Tamamız arkadaşlar. Yeter ya, yeter oğlum. Her yerim şey oldu arkadaşlar. Abi propeller olsaydı iyi olurdu da işte yok. Atmam abi, ifaklar atar mıyım? Herkes duyuyor şu anda yürüdüğümüzü. Bir tıklık işimiz var. Gideceğiz ya, sıkıntı yok. Nasıl bir loot çıkardık ya? Arkadaşlar kaç kişiyi vurduk ya? Haritayı temizledik valla. Üf. Vallahi. Kaç kilo? 77.5. Baba haritayı temizledim, onu söyleyebilirim yani. Geçmişten gördüm abi, Taiga kaçırmışsın fabrikada. Abi onlar lootlanmıyor arkadaşlar ya.
Onlar lootlanmıyor. Eyvallah. Bu güzel bir el oldu ha. YouTube'a gider bu. Yalnız boss arkadaşlar fark ettiniz bilmiyorum. Bayağı sık çıkıyor artık. Bunu kese kese çok güzel puan yapılır. Ver abi. Bir dakika. Bak aslında hadi. Pardon bu arada. Gene ne loot çıkardık be arkadaşlar ya. Her yerimiz loot oldu gene. Dursun. Dursun bunu veririz. ...45K'ya satıyorlar lan şunu. Şaka gibi. Bu ucuzmuş ya. Vallahi arkadaşlar yok ettik. Olsun abi. Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, dayak nedir? İki, neden atılır? Artık kasa almamız lazım gene. Bir tane yeni alalım yanımıza. Bu da 160 küsür K'lar gördü ha chat. Ya bunu da satalım. Saçma sapan bir silah bu ya. Buradan bizim işimize bir şey yarar mı? Bence hiçbir şey yaramaz. Bak 187K. Şu silah 450K falan. Bu dursun. Normalde bunu da kullanmam da dursun bakalım. Bir de abi şunu da satsak mı bilemedim ya.
Bizim biraz daha fazla mermi biriktirmemiz lazım. Çok fazla sayı kullanıyorum, ondan dolayı oluyor arkadaşlar. Ben de su alalım. Burayı da bırakalım. Gidelim keselim şunu gene ya. Satılmayanlar hariç 1.5 milyon çıktı. Eyvallah. Sürekli tamlık 5 tane kullanıyorum. 5 tane yeter ya. Bence sıkıntı olmayacaktır. Yeter yani. O Tetris birer ne kadar pahalıydı? Evet. Bayağı azalmış fiyatı. Ben de ona baktım. Nerede 110k? Burada da her el nereden baksan 35k falan kasıyoruz arkadaşlar. Kötü değil yani. Bir oyunu kapatıp açacağım. Kendine gelsin alet. Başka satamadığımız zaten bir şey yok. Burada bize yemek lazım bu arada arkadaşlar. Şimdi fark ettim de. Yemek de aldım yanıma. BTC sağlam düştü. Ne oldu BTC şu anda oyunda? Ben takip etmiyorum. Bir ara 900k falan çıktı. Kaç para hiç bilmiyorum yani. Eyvallah. O zaman çok çakılmamış ki abi. 900k falan diye. Zırh repair yaptım abi. Eyvallah. Tamam. Biz bunu yaptık. Niye böyle hala? Allah Allah, yapmadık mı? Tamam arkadaşlar, giriyoruz. Hadi bakalım. Bu sefer umarım zamanda varırız, biz keseriz. Neden oyunu kapatıp açıyoruz? Çünkü oyunda memory leak var. Ondan dolayı. 2-3 defa oynadıktan sonra mutlaka kapatıp açmak gerekiyor. SOT'ta yani mutlaka yapmak gerekiyor. Terapist ederken Tuğba anlamadım ya. Bir çay koyup geliyorum bu arada arkadaşlar. Siz de koyun.
Kappa için John Bey lazım. Nereden kullanacağım? John Skev Woods gez ya. Woods'ta kesin bulursun. Alpiş. Playlist'i nasıl buluyorsun? Bu benim playlist'im diyorsun. Rastgele çalıyor şu anda. Ama çalan müzikler yazıyor zaten. Ekranda görebilirsin. Mermi buckshot dostum. Buckshot. O zaman linki atsam bakar mısın? Abi modelini söylesen yeterli bana ya. Atmaya gerek yok linkini. PS3'ün soruyorsan eğer. Ekran kartı ve işlemciye yük bindiremiyorum. Nasıl yapacaksın? Arkondan bahsediyorsan abi. Çözünürlüğü yüksel. Direkt ekran kartını fullersin. Ama 1080p'ye oynuyorsan düşük kullanması normal. Ekran işlemciye yük bindirmek istiyorsan da overclocklaman lazım işlemcini. Hadi bakalım. Boss var arkadaşlar, söylüyorum bak. Düştü diyorlardı ya Betece. Bilmiyorum, oyunda düşmemiş demek ki. Gerçek hayatta düştü demek. Valla Betece falan hiç takip etmiyorum zaten. Yani gerçek hayattakinden bahsediyorum. Oyunu zaten hiç takip etmiyorum da. Bakın ben size BTC'nin ne zaman yükseleceğini söyleyeyim mi arkadaşlar? Duymak ister misiniz arkadaşlar? Size gayipten sesler vereyim mi? Ama yatırım tavsiyesi olarak almayın bunu. Duymak ister misiniz arkadaşlar ne zaman yükseleceğini? Eylül ayında. Diyeceksin ki nereden biliyorsun lan? Götünden uyduruyorsun. Çünkü Ekim ayında Nvidia'nın yeni ekran kartları çıkacak. Orada. Amerika'nın oyunları yani. Gerçekten öyle arkadaşlar. Geçen şey izliyordum. Şu ünlü bir şey var. YouTuber. Çok güzel yapıyor çocuk ya. İnan ismini hatırlayamıyorum. Oha. Komedyen. Şortları falan var işte herifin. O çok güzel yapıyor. Çok yetenekli bir çocuk ya. Tapınak şövalyeleri falan diyor. Illuminati tapınak şövalyeleri. Ya arkadaşım ya. Bulurum gönderirim bunu görürsünüz. Bunu şeye kapatıyorlar. Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine. Beyaz gömlek giydirmişler. Hadi öleceğiz şimdi, hazır olun. Yatan kardeşlerimize selam olsun. Kontrol volta mı? Yok değil abi ya. Ben seni dedim abi. Ben seni dedim abi. Y
Yerini yerini de öğrendik. Boss'un yerini de biliyoruz. Bu içeri girmeye çalışmış, bunu paketlemişler. Hydra GT Pro 850. Abi şey ise sıkıntı yok. Seasonic ise sıkıntı yok. Bir fiyat karşılaştır. Seasonic zaten genel ürünleri çok iyi oluyor. Hepsi geliyor. O bombayı... Çok tehlikeli onlar arkadaşlar. Öl abi öl. Öldü mü? Bunlar öldü mü rahatız. Bunu diyeyim yani. En tehlikelileri bunlar abi. FSP tamam abi, çok güzel marka o. Sakin. Boss'u hızlıca keseceğiz arkadaşlar. Yiyip çıkacağız. Emirhan hoş geldin abi. 15. ayın kutlu olsun. Ne haber? Abi ölmüyorlar. Şey var ya, kafada kask var ya, level 3. Abi Saygan'ın build'i burada. Klip alacaksan alabilirsin şu anda. Ay. Zor değil ya, çok çok basit bir silah bu. Bir bomba alabilirsek. Abi hızlı kesim yapacağım. Çabuk ver bombayı. Hazır olun, şeyler geliyor. Arkadaşlar ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Thorax, right armpit. Arkadaşlar yemin ediyorum daha ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bir kere Thorax'tan ölmememiz lazım. Şarapnel'le göğüsten bizi tekledi abi. Arkadaşlar cidden çok şaşırdım. Vallahi. Yanda biz onu nasıl görmedik ya? Neredeydi o ya arkadaşlar? Bir şuna bakalım mı ya, nerede olduğunu arkadaşlar. Vallahi merak ettim ben bunu. Ben inanın arkadaşlar anlamadım. Bir saniye bekleyin abi. O zırh hasar almadı, aynen öyle abi. O zırh hasar almadı. Bir bakalım şuna, çok
Hızlı bir şekilde bakacağız arkadaşlar. Ben baktım. Önümüzde değildi abi. Konteynerin yukarısı büyük ihtimalle. Ama abi konteynerin yukarısına da baktık. Kaçırdık mı yani? Bekleyin bakayım ben. Ne güzel bak ya. Ne güzel gidiyoruz ya. Fıstık gibiyiz. Allah Allah. Şaka mısın birader? Şimdi yerini size söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben ilk defa... Müziği kapatıyorum. Ağır çekim alacağım şurada. Aa arkadaşlar burada! Dostlar merdivenin altında. Ben nasıl görmedim bunu? Ama teklemesi de bir ilginç ha. Çok fena arkadaşlar. Bu fenaydı. Çok fena Tonga'ya düştüm. Onu kabul ediyorum yani. Oysa ki boss'u kesip çıkacaktık. Hiçbir sıkmış yavere göre. Evet abi. Evet. 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 Ama durduğu yer gerçekten çok sakat bir yer arkadaşlar. Önünde tuvalet var mavi. Arkasında şey vallahi çok acayip sakat ya arkadaşlar. Çok sakat yani. Orayı görmemem yani çok doğal aslında. Çünkü içeriden gelecek birisine bakıyorum. Hiçbir şekilde ses duymadık. Mermi yükledik. Loot'u çektim. Loot çektim hatırlayın ya. Önündeki cesetten loot çektik. Seç. Peki abi. İki dakika toparlayayım. Ve bize... Bu il gider. Bundan sonraki el değiştirmemiz lazım. Şunu at abi. Bir tek çıkarabildiğimiz malzeme bu oldu. Bunu da bırak abi. Bir tane yardım kiti alalım. Ya arkadaşlar vallahi var ya. Biraz orada bence acele etmiş olabilirim. Şundan dolayı hemen boss'u keselim çıkalım falan anladınız mı? Orada da hata etmiş olabilirim. Ama dersimi aldım abi. Bundan sonra yemem onu. Bundan sonra yemem onu merak etmeyin. Bu bir kereydi. Mermimiz de bitmeye yaklaştı görüyorsunuz. Hep mermi almamız lazım abi. Öbür kasayı besliyor büyük ihtimalle. Tamam hadi gelin. Yemeğimiz var. Survival kit kaç tane vardı abi orada? 5 tane yok muydu meteor? Info için fazla bomba şart. Abi öyle de bomba attığın zaman insanlara ben buradayım mesajı da veriyorsun.
Ondan dolayı ben çok bomba atmayı sevmiyorum. 5 tane yeter abi ya. Yeter yeter 5 tane. Bir eli için yeter. Bak yani size de ders olsun arkadaşlar. Bu adam orada bekliyor. Yani içeri girdiğiniz zaman onu oraya koymuşlar, anladınız mı? Ona öyle akıl vermişler. Ve öyle eğitmişler. Sen git burada bekle diye. O yüzden içeri girdiğinizde dikkat edin yani. Benim gibi üstüne basmayın yani yılanın. Ben buna kızmıyorum bu arada arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Bu inanılmaz bir tecrübe aslında. Çok hile varmış. Nerede abi? Sotta mı? Tarko'dan mı bahsediyoruz? Sence faydasını görür müsün? Çok görürsün Lemon. Gerçekten çok görürsün. %50 performansın artar. Onu sana söyleyeyim. ...15. jenerasyon gelmeyecek olsa... ...ben de kendime... ...yani 9000 serisi alırdım. Şimdi Haziran'da gelecek olan... 9000 serisine bahsediyorum. Artık Ahmet de baya baya toparladı arkadaşlar. Yani Intel'in overclock kabiliyeti olmasa Intel zaten satmayacak arkadaşlar. Olmasa kesin garantisini verebilirim yani. Intel alan adam overclocklarım diyor. Bir %15 %20 üzerine koyarım diyor. Ondan dolayı alıyor. Yoksa AMD'nin o güç yönetimi, performansı Intel'de kesinlikle yok. Ama şimdi 15. jenerasyon geliyor ya. Ekim, en geç Kasım gibi piyasada olacak o işlemci. O Core Ultra olarak geliyor arkadaşlar. Core Ultra 100, Core Ultra 200 olarak gelecek. Core i7, Core i9 bitiyor artık. Onlar kalkıyor. Ultra dediği şey çok az elektrik kullanıyor. Anladınız? Yok kardeşim kullanmıyorum, hayır. SOT. Tarkov'un kendi söyle be abi. SOT'tan daha fazla lapta hile var. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Biz biraz önce öldük ya. Normalde şeyden, armpitten hiç ölmüyorduk. Neden biz öldük armpitten tekte? Onu anlam veremedim. Kıdemli abone. Cyrus hoş geldin abi. 5. kutlu olsun. Ne haber? 3 cisim problemini izledim abi. Hayır izlemedim. Nedir abi? 9. cisim AMD'ler ne zaman geldi? Haziran'da piyasada olacaklar abi. Üretiliyorlar şu anda. Üretimdeler. TSMC üretiyor şu anda. Gene boss var bu arada. Ben deyim kardeşim ne olsun. Takılıyoruz Tarkov'da. Şurada kutuya biraz önce nerede takıldık ya? Arkadaşlar şuna mı takılmıştım ben ya? Evet abi buna takılmışız. Ay ne kadar iğrenç bir şey bu ya. Şerefsizler. Bunu da bilerek buraya düşünmüşler, koymuşlar. Öldüm ya. Bomba atladım.
Guide bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Netflix'e bakmanı öneririm. 3 cisim dedin değil mi abi? Bakarım. Boss var mı ki? Bence adam vardır burada ya. Bakarım abi, bakarım kalibre. Eyvallah bu arada. Boss olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Ya ben uzakta doğduğumda genelde boss oluyor burada. Ama bu sefer yok. Mustafa Cihat hoş geldin abi. Dördüncü ayın kutlu olsun. Naber? Buraya adam gelir ama ben size söyleyeyim. You're a cheater, bro. You're a fucking cheater, bro. Ya işte böyle oluyor. Elektrikli araçlara bir bakış açıyorum. Eyvallah Seyfettin. Sağ olasın abi. Şöyle abi. Elektrikli araçları 3 tane müşteri portföyü var. Bir tanesi teknolojiyi çok sevenler. İkincisi çok az maliyetle ulaşım sağlamak isteyenler. Üçüncüsü de kanka otur bak çok güzel hızlanacağız diyenler. Bütün arkadaşlarına, herkese 0-100 yaptıran adamlar. Elektrikli araçlar
Tek abi. Adam gitmiş olabilir, bilmiyorum. Ya neredesin sen ya? Aşağı şerefsiz. Dur, bu değil. Abi, Çinliler bu elektrikli araç konusunda müthiş bir kabiliyete sahipler. Çünkü bütün bataryalar orada üretiliyor. Ana madde Avustralya'dan geliyor. Lityum ve benzeri. Çoğunluğu oradan. Kendilerinin de var lityum kaynakları. Bu yüzden çok ucuza elektrikli araç üretebiliyorlar. Tamam mı? Bu şu demek oluyor. Elektrikli araçlar kullan at şeklinde olacak. Yani yatırım aracı olarak olmayacak. Sen elektrikli aracı alacaksın. Elektrikli araç 5 yıl sonra değerini kaybedecek. Bataryasını yenilemek isteyeceksin. Aracın kendisinden pahalı olacak. Ve sen o aracı bildiğin çöp fiyatına satıp geri dönüşüm olarak düşün. Yeni bir araç alacaksın kendine kardeşim. Bundan 6 ay önce Tesla fiyatlarını %40'a varan indirimlerle düşürdü. Çünkü Çin'in en büyük firması BYD. Hiç duydunuz bilmiyorum. Fiyatlarını çok aşağıdan verdi araçları için. Ve bir sürü markayla geliyor. Yani Çinliler yok edecekler, onu söyleyebilirim yani. Öyleyken elektrikli araç almaya gerek var mı? Mesela bu BYD'nin ortağı da kim biliyor musunuz? Amerikalı multimilyarder. CNN'in falan da sahibi. Neydi ismi adamı ya? Coca-Cola içer hep ya. Ünlü. İsmini söyleyin de hatırlayalım beraber. Sazanova. Narkotik 4. ayı kutlu olsun. Geri dönüşüm var abi. Artık onu da çözdüler ya. Geri dönüşüm var da. Yiğidim, bu su kesmeye geldim, seni kestim yerine. Peki şöyle yapalım abi. Warren Buffett. Aynen öyle. Söyleyecektim, söyleyemedim. Bak şimdi aklıma geldi. Sen söylemeden, sen yazmadan aklıma geldi. Warren Buffett. Aynen öyle.
Bunları bir salalım önce. Bunda mermisi yok biliyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ya bak bize geliyor gene, görüyor musun? Hemen mermi lazım bize arkadaşlar. Bu gürültü Doğan Skevler'in lokasyonunu öğrenmemen için. Ya neymişsin be? Oğlum bunun şarjörü nerede? Alo. Bende mi? Oğlum bunlar nedir böyle ya? Ya vallahi arkadaşlar. Böyle loot çok olunca da bunu alalım. Bunu geç abi. Şöyle şöyle. Şöyle 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 şunu şöyle yapalım. Tamam mı? Sen gel baba. Şunları yukarı alın, tamam mı? Gel baba sen. Bunlar şöyle dursun. Bu zırhı değiştiririz. Al. Ben hala şeydeyim arkadaşlar. Mermideyim. Şöyle yatırsak alamayız büyük ihtimalle. Şöyle yapacağız abi. Bunu geç. Lazım. Geç abi. Ya şu çantayı alamayacağız arkadaşlar. Bizim çıkışımız da zaten crash site olması lazım, aynen öyle.
Bunu da alabiliriz bu arada. Mermimiz yok arkadaşlar. Zırh unutma, aldım abi zırhı. Warren Buffett. Eyvallah. Aynen arkadaşlar. Yani elektrikli araçlar, şöyle özeteyim. Bana şunu soruyorsunuz. Abi elektrikli araç alınır mı? Hayır, olmaz. Sakın almayın. Çünkü çok zarar edeceksiniz. Ben size şöyle bir şey anlatayım, beni dinleyin bak. Çok güzel bir örnek vereceğim şimdi size. Diyeceksiniz ki şimdi, abi arabadan kar yapılır mı? Anlatayım da dinleyin. Bir tane YouTuber var. Lamborghini Urus satın almış. 220 bin pound'a arkadaşlar. Geçen yıl. Videosu var, gönderirim isterseniz, bakmak isterseniz. Lamborghini Urus'u arkadaşlar 300 bin pound'a ikinci elde sattı. Ve çok ilginç bir şey var arkadaşlar. Onu da ben yeni öğrendim. Bu tarz araçların ikinci elde satılırken kendi firmasına soruyorsunuz önce. Lamborghini'ye diyorsun ki, kanka ben başka bir markaya geçeceğim. Ben bu aracı başka birisine satabilir miyim? Onlardan izin alıyorsun. İcazet alıyorsun onlardan. Onlar derse ki, hayır satamazsın. O arabayı bize geri getireceksin. Çıkışta yatıyor, gördünüz mü? Ya yürüsene kardeşim. Ne güzel değil mi arkadaşlar? Hibrit araçlar iyi mi? Ya ben kullanmadığım için onu bir şey diyemem abi. Kullananlar memnun. ...77 kilo yüzgeni delireceğim. Oyuncu var.
arkadaşlar ben bundan bıktım ya. Skev oyuncu mu acaba? Dur bakalım. Evet arkadaşlar, Skev oyuncu bizi öldürmüş. Vogue'la. Hmm, aynı. Skev oyuncu Vogue arkadaşlar. Ya oyun çıkmamam için elinden geleni yapıyor arkadaşlar. Başka bir yerden bu adam bizi görmüş, takip etmiş. Bizde şey olması lazım. Hayır abi. Trimadol olması lazım. Trimadol. Yine hiçbir şey olmadık. Aynı anda bomba attınız. Aynı anda atmadık galiba. O bizden birazcık sonra attı abi. Ama görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Vogue'la bütün skevleri adam dolduruyor. Bunu satacağız bu arada. Yani gördük, kestik. Ne işe yaradı? Hiçbir şey yaramadı. Tiksiniyorum şundan ya. Nereye gitsek? Arkadaşlar emin olun, bakın o adamı da önüme spawnladı. Var ya Mozin'le bir tane. Onu da önüme spawnladı. O yüzden büyük haritalarda çok lootla çıkması acayip zor. Ve bugün ikinci defa alıyor bu. Orada aslında belki de çantayı atıp adama pushlasaydık belki daha mantıklı da olabilirdi, bilmiyorum. Peki. O kadar uğraştık, loot'u çıkaramadık. Peki. Kapatıp açacağım, kendine gelsin. Koşamıyoruz arkadaşlar. Koşamıyoruz. Problem o. Yani adam çakılmış gibi. Bak bir de yani üzerinizde mavi var. Bize trimadol lazım. Kesin trimadol lazım yani. Mule almam. Mule hasar yediğimiz anda ölürüz. Ve orası cadde. Hasar yememiz mümkün değil yani. Yani bakalım trimadol çekeceğim. Bu maviden çok daha iyi arkadaşlar. Kullanacaksanız bunu kullanın. Mavi değil. Sabilax nereye bakalım? Çalışacak mı? Bize haber ver abi. Abi hep loot sorunu soruyorsun. Paraya da ihtiyacın yok. Bastion çak. Bastion kask çıkıyor. Kullanmıyorsun. Anlayamadım narkotik. Yukarıda camda birisi vardı. Bir bakabilir misin geriye? O oyunda öldük. Eyvallah. Trimadol SC6 kombosu. Hmm, yok abi. Trimadol ile şey. Var ya benim kullandığım. Şeyden bahsediyorduk. Elektrikli araçlardan bahsediyorduk arkadaşlar. Yani araç almayı düşünüyorsanız arkadaşlar, hani olur da bilmiyorum bu şartlarda Türkiye'de kesinlikle elektrikli araç almayın. Benden size tavsiye. Çok zarar edersiniz yani. Şimdi yakın bir zamanda göreceksiniz. Şeye, piyasaya bir sürü Çinli
ıvır zıvır araç girecek. Ve onlar da zaten BYD'de şeyin en büyük rakibi. Tesla'nın. Ha, Lambo'dan bahsediyordum. Dur onu bitireyim size. Evet bahsedeyim. Abi bu yayın, bu YouTuber arkadaşlar kendine Porsche 992 neydi ya, RS3 almak istiyor, tamam mı? Bu araç da çok şeyle satılıyor arkadaşlar. Ne diyeyim, böyle çok niş bir araç. Çok hani böyle az üretip az kişiye satıp hype yapmaya çalışıyor Porsche. Tamam, bir bok yok aslında. Bana soracak olursanız bir bok değil yani. Ama işte insanlar statü özentisi olduğu için o aracı alıp bir statüye kavuşmaya çalışıyorlar. Neyse vesselam. Bu şey de 992 GT3 RS. Ha, aynen. Bu YouTuber'da Lamborghini'yi arıyor, diyor ki işte ben diyor hani bu aracı almak istiyorum. Zaten onun YouTube videolarında da söylüyor, anlatıyor. Ben bu aracı diyor satabilir miyim diyor. Bir galeriye. O galeriden alacak çünkü. GT3'ü RS'i direkt şeyden alamıyor. Porsche'nin kendisinden. Burada İngiltere'de onlar da tamam diyor, peki diyor falan. Niye biliyor musunuz? Niye satmak istemiyorlar onu anlatayım size. Buradan satılan araçlar arkadaşlar Dubai'ye gidiyor. Tamam mı? Uzak doğuya gidiyor veya. Onu istemiyorlar. Ondan dolayı araçların tekrardan buraya geri dönmesini istiyorlar, İngiltere'ye. Ve şöyle ilginç bir durum var. İngiltere'de araçlar daha ucuz Avrupa'ya göre arkadaşlar. Yani çok lüks araçları çok normal insanlarda görebiliyorsunuz, onu söyleyeyim. Gelir olarak. İşte onu size söylüyorum. Bir tane belediye şoförü var burada arkadaşlar. Altında C63S var. Her geçtiğinde bakıyorum, bay turbo. 8 silindir. V8 motor. Her geçtiğinde bakarım. Ve adam belediye şoförü arkadaşlar. Modeli de herhalde 2021 falan yani. BYD'nin C-Yılı gelecekmiş. Şarj edildi hibrit, nasıl sence olur? Valla abi bence bu Toyota'nın yeni gelecek olan motor teknolojisini bekleyin derim. O sanıyorum bayağı bir şey değiştirecek. Bana öyle geliyor. Bu şey anlamında. Hibrit kullanım anlamında. BMW de orada çok çalışıyor. Porsche de çok çalışıyor. Hatta Porsche arkadaşlar Güney Afrika'ydı sanırım. Bir tane araştırma geliştirme merkezi açtı. Sıfır karbona sahip benzin üretiyorlar. Sıfır karbon. Havadan oksijeni emiyorlar. Karbonu emiyorlar. Onu sıvılaştırıp satacaklar. Anladınız mı? Ama tabii çok büyük ölçeklerde üretilmesi lazım. C63'ün sesine ölünür. Abi ne kadar C63'e bildiğimi bilmiyorum da ben sana söyleyeyim. C63'ün kabininde duyduğun ses sanal bir ses. Gerçek bir ses değil o. Egzozundan çıkmıyor ses. Kabin içerisinde BMW'de aynısı var. BMW'deki de şey, Iconic Sounds diye geçiyor. Ne yapacaksın, benim ne kullandım abi? Vosvos var bende. Kaplumbağa. Vogue'dan Skev'in üstündeki camda. Öyle mi Barcan? Abi görmedim ya. Allah, yani ne diyeyim bilmiyorum yani. Görmedim, inan görmedim. Onlar berabermiş herhalde demek ki. İçerisindeki ses değil diye. Hayır abi, içerisindeki ses ben biliyorum. Öyle söyleyeyim sana. İçerisindeki ses. Kaptan yani şeydeki, kabindeki ses o.
Şeyden geliyor, hoparlörden geliyor. Captain Potato hoş geldin kardeşim, merhaba. V8'in senfonisi. Son çıkan V8'lerin hepsi bu 2025 yılında çıkacak olan uygulamaya kurulacak olan Euro 7 standardına göre üretildiği için bunlardan gerçek ses çıkmıyor arkadaşlar. Yani katalik konvertörü falan sökmeniz lazım. Susturucuları sökmeniz lazım işte falan. Ama sonuçta V8 V8 tabi. Yoruyorum zaten ya, iyi bolu. Hatta bugün şeyi izliyordum. Abi yan tarafa bakarken olaya bak ya. Bugün şeyi izliyordum. Mercedes'in bir V8'inin ay Allah'ım, gerizekalı herif ya. TP mermiyle oraya yatmış. İnanılır gibi değil ya. Tam zamanında denk geldi. Tam zamanında. Yan tarafta telefona bakıyordum. Geçeceğiz neyse. Bujilerinin değiştirilmesini öğreniyordum bugün. Adam hangi sıraya göre yapıyor falan filan. Onlara bakıyordum. Yani maksat eğlence olsun diye bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Arkadaşlar ben noktayı koyuyorum. Hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala gelen, destek olan, izleyen. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün erken açabilirim. Tam söyleyemiyorum. Geç açmam. Erken açmaya çalışırım ama. Zaten 31 Mart'tan itibaren zaman farkımız 2 saate inecek arkadaşlar. Bu demek oluyor ki aslında beni 1 saat erken görmeye başlayacaksınız. Belki ben de yaz nedeniyle biraz yayınları erkene çekebilirsem. Zaten İşler de ufak ufak hani rahatlamaya başladım. Belki çok daha erken buluşabileceğiz. Onu söylüyorum. Niyetli olanlar için arkadaşlar hepinize niyetli olanlar için arkadaşlar Allah kabul etsin diyorum. Akşama buradayım. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler arkadaşlar. Bay bay.